Çok teşekkürler. Sabahki oturuma katılamadım. Herkesten özür diliyorum. Arazide işlerim vardı. Dolayısıyla size de bilgi vermiştim o konuda. Evet, evet hocam. Birlikteyiz. Estağfurullah, önemli değil. Ama güzel oldu sabahki oturumda. Bayağı kalabalıktı. Şimdi yine toplanmaya başlıyor herkes. Güzel bir etkinlik olacak gerçekten. Katılım çok fazla. 65 tane üniversiteden işte öğrenciler, öğretim üyeleri var, kamu kurumlarından var, lise öğrencileri var. Güzel bir katılım olmuş. Bu arada sizden de bir hocamız var burada, Hayat hocamız. Evet, evet, onu da gördüm zaten. Benim bir iki öğrenci arkadaş, eski arkadaşlar, öğrenciler demeyelim de artık akademisyenler, belli pozisyona gelmiş çalışma mesai arkadaşlarımızı görmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyorum. Çok çok güzel bir ortam. Böyle bir şey beklemiyordum, heyecanlandım diyormuşum. Ama gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz hocam. Bu online toplantılar da iyi oluyor. Herkes bulunduğu yerden katılabiliyor. O yüzden katılım da çok oluyor. Hem de rahat oluyor böyle. Birbirimize ulaşma açısından. Tabii yüz yüze gibi yerin tutmaz ama olsun, yine de görüyoruz birbirimizi. Tabii, kesinlikle. Umut ediyorum ki ilerleyen zamanlarda yüz yüze de toplantılar yapılır. Tabii ki bu, yani sadece COVID'in bize kazandırdığı ve arkasından da işte Kahramanmaraş merkezi depremin yansımaları, ancak bir de tabii ki ülkemizdeki ekonomik kriz var. Dolayısıyla bu kriz ortamında konaklamanın çok ciddi maliyeti var. Dolayısıyla zannediyorum ki ilerleyen zamanlarda farklı kaynaklardan destekleme yapılarak yüz yüze olması sağlanacak bu tip toplantılar. Evet, umarım hocam. Devrim hocam, başlayabiliriz herhalde. Biri geçti. Tamam hocam, o zaman başlıyoruz. Hocamın da vaktini de almayalım, belki başka toplantısı vardır. Ben tekrar verimli bir toplantı olmasını diliyorum ikinci konuşmalarla birlikte, Çalıştay'ın ikinci kısmını. Hepinize saygılar sunuyorum. Hocalarıma tekrar hoş geldin diyorum. Katıldıkları için teşekkür ediyorum. Evet Devrim hocam, başlayalım. 8. Biyoteknoloji günlerine tekrar hoş geldiniz. Programımız saat 1'de Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hakan Özkan'ın sunumları ile devam edecektir. Sunum esnasında sohbet odasından hocalarımıza sorularını yöneltebilirsiniz. Saat 1.30'da Gebze Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Barış Binay sunumlarını yapacaktır. Sunumlarını yapacak olan Sayın Profesör Doktor Hakan Özkan, ilk ve orta öğrenimini Siirt, Zonguldak ve Kahramanmaraş'ta, yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Doktora çalışmasını Wesmann Bilim Enstitüsü'nde ve Çukurova Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra doktora sonrası çalışmalarını Arizona Üniversitesi'nde ve Max Planck Enstitüsü'nde yapmıştır. İki defa en bu kısa sürede bursunu kazanmış olan Hakan Özkan, aynı zamanda Almanya'nın prestijli bursu olan Alexander von Humboldt Fellowship bursunu kazanmıştır. 2004 yılında TÜBİTAK Genç Bilim İnsanı ödülünü almış olan Hakan Özkan'ın Uluslararası Hakem dergilerde yayınlanan 100'den fazla özgün makalesi bulunmakta olup, bu makalelere Web of Science'da 5000 üzerinde atıf yapılmıştır. Sunumunu yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Hakan Özkan'ı davet ediyorum. Çok bu giriş için tabii ki sizlerle, sizlerin arasında olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Bu sunuşu teklif ettiği için, beni davet ettiği için de sizden hocama tekrar teşekkür ediyorum huzurunuzda. Tabii ki konumuz buğday sahanda genom teknolojisi. Ben farklı bir perspektiften, farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağım olayı. Sadece hani DNA bazında değil veya gelişen teknolojileri yapalım değil, bunu temel yaklaşımlarla entegre ederek amaca ulaşmanın nasıl olabileceği hakkında tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla isterseniz bir sunum formatına geçeyim. Şimdi ülkemiz inanılmaz derecede zengin gen kaynaklarına sahip bir ülke. Özellikle
buğday, buğdaygiller, baklagiller konusunda. Tabii tıbbi bitkileri hiç saymıyorum. Bu bağlamda da konumuz buğday olunca, buğdayın nerede kültüre alındığı, ne zaman kültüre alındığı, niçin kültüre alındığı, hangi tiplerinin veya türlerinin ülkemize kültüre alındığı gibi birçok soruyu zaten gündemimize gelmiştir ve her türlü şekilde yazılı veya görsel medyada okumuşsunuzdur. Yansıda gördüğünüz resimler, mesela şurası, ne yazık ki 6 Şubat Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem ve çok yakın olan bir yer. Burası Nurdağ'lar, özellikle Gaziantep'le Kahramanmaraş arasındaki bir yer. Burası buğday tarlası değil, burası normal, yabani buğdayın doğadaki görüntüsü. İnanılmaz bir biyoçeşitlilik var. Aynı şekilde de işte özellikle hem biliyoruz, literatürden biliyoruz, hem de dolaylı olarak çalışmanın içerisinde yer aldığım için diploid ve tetraploidinde ilk defa Türkiye'de kültür aldığı için bu bölgenin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu tahminleyebilirsiniz. Herhalde olay tarih olduğu için ikincisine geçmiyor. Evet, şimdi bizim için önemli olan en özelliklerinden birisi bir genetik varyasyon yaratmak. Genetik varyasyon yarattıktan sonra da bunu amacımıza göre taşımak. Şimdi yansıda görüyorsunuz işte biz ıslahçılar olarak ne yapıyoruz? İşte melezleme yapıyoruz. Melezleme yaptıktan sonra burada amacımıza uygun genetik varyasyon yaratıyoruz. Bu genetik varyasyonu yarattıktan sonra da amacımıza uygun bitkileri fenotipik olarak seçiyoruz ve onların mevcut çeşitlerden daha yüksek dör vermesini veya verim vermesini veya verim vereceğini düşünüyoruz. Tabii ki esas buradaki ana etken bizim ıslahçıların şurada bir görüyorsunuz genetik gain diye bir tanımlamamız var veya yoğun olarak, genetik olarak, ilerleme olarak ifade ettiğimiz amacımız mevcut çeşitlerin üzerine daha iyi özellikleri katabilecek genotipleri bir şekilde geliştirmek ve ileriye götürmek. Bu genetik ilerleme özellikle 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde oldukça önemli. Çünkü neden 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı geçeceği düşünüldüğünde belki daha da fazla olacak. Bir şekilde bizim bu dünyayı beslememiz lazım. İşte her şeyin kitlendiği nokta genetik ilerleme terimindeki parametrelerin bizim tarafımızdan nasıl kullanıldığı veya nasıl yönlendirildiği ile alakalı. Görüyorsunuz genetik ilerleme ve esas önemli olan seleksiyonun yoğunluğu, seleksiyonun doğruluğu, bu seleksiyonu yapabilecek bir genetik altyapının oluşturulması ve zaman. Dolayısıyla bunların hepsi birlikte bizim sonunda çeşide giden doneleri bize verecek. Tabii ki bu işlemleri ulaştırmak için de işte eskiden klasik olarak 12-15 yıl ve 18 yılda duruma göre, altyapıya göre, hangi bitkide çalıştığınıza göre bir zaman sürecimiz vardı ve biz çeşitlerimizi öyle geliştiriyorduk. Hatta o zamanlar insanlar diyordu ki ya ben bir çeşit geliştirdim, o çeşit onun çocuğu gibi oluyordu. Çünkü neden? Üzerinde 15 yıl çalışıyordu. Şimdi durum biraz daha farklılaştı. Tabii ki. Özellikle biz buğdayda uzun vadeli projeler veya genomik yaklaşımlar yapacaksak, dolayısıyla ıslah programımızda kullanacağımız genetik varyasyonu yaratacak bazı enstrümanlara sahip olmamız gerekiyor. Şimdi bunu özellikle gösteriyorum çünkü katılımcılar içerisinde genç arkadaşlar var. Dolayısıyla sadece DNA seviyesinde uğraşarak herhangi bir olayın çözülebileceğini düşünebilen yaklaşımlar olabilir diye onun önünü almak açısından bu şekli verdim. Görüyorsunuz burada buğdayın evrimini anlatıyor. İşte buğday kendi kromozom sayısına göre 3 türden oluşur. Diploid, tetraploid, heksaploid. Dolayısıyla bunun ayrı bir kendinin içerisinde evrimleşme süreci vardır. Aynı zamanda buğday özellikle makarnalık ve ekmeklik buğday poliploididir. Biz biliyoruz ki bütün canlılar aleminin, bitkiler aleminin %85'i zaten poliploidi. Bu da ayrı bir olay. Bununla birlikte özellikle
Makarnalık buğdayın yabani formlarının olduğunu ama ekmeklik buğdayın yabani formunun doğada olmadığını, dolayısıyla ekmeklik buğdayın tesadüfen İran'ın üst tarafı kuzeyi, Hazar Denizi'nin aşağısı, özellikle o bölgede işte ya Triticum dicocoides dediğimiz yabani makarnalık ya da dicocum dediğimiz bir türle Aegilos tavşinin melezlenmesi ve doğal olarak kromozomların ikiye katlanmasıyla meydana gelmiş olarak biliyoruz ve bunu da ne yaptık? Eskiden tanımlamıştık, şimdi doğruladık, artık biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla biz bu gen kaynaklarını bir şekilde ıslah programlarımızda kullanmamız lazım. Herkes öyle söylüyor, işte gen kaynaklarımızı ıslah programlarında kullanalım, genetik çeşitliliğimizi arttıralım. Gerçekten öyle mi? İşte bu yabanileri görüyorsunuz, bakın yabaniler, bakın ne kadar tanelerine baktığınız zaman taneleri buğdaya benziyor. Çünkü neden? Buğday giller. Bunlar da başakları. Görüyorsunuz. Demek ki aslında insanlar bundan 10 milyon önce bilerek veya bilmeyerek bazı yabani türleri bilerek veya bilmeyerek evcilleştirmişler. Şimdi özellikle belki de önceki konuşmalarda veya benim de konuşmamda da var bir slaytta yeniden genomik yaklaşımlar, bunun içerisindeki CRISPR-Cas teknolojisi kullanarak bunların yeniden evrimleştirilmesi, yani devonet domestication olup olmama durumu üzerine çok yoğun çalışmalar var. Neden? Çünkü küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilir gıda güvenliği bakımından. Tabii ki dediğim gibi bu oldukça önemli bir bizim için materyal. Bu materyali bizim pratik olarak ıslaha aktarmamız, ıslaha aktardıktan sonra da bizim bir şekilde bunu amacımıza uygun olarak kullanmamız lazım. Şimdi baştan başlıyorum ki tam anlaşılsın. Biz bunları doğadan topladık, melezleme yapacağız. Daha sonra da melezleme yaptıktan sonra da amacımıza uygun gen bölgelerini tanımlayacağız, klonlayacağız. Bunları kültür çeşitlerine aktaracağız. Pratik olarak söylenmesi çok basit, kolay. Ancak uygulaması oldukça zor. Araziden topladığınız her türlü bitkiyi görüyorsunuz, böyle kendilemeniz lazım. Tohumlarını çoğaltmanız lazım. Ondan sonra tanımlamanız lazım. Mesela solda gördüğünüz şurası. Bunlar da dicocoides, yani yabani genlik. Dolayısıyla tohumları bir homozigot hale getirmeniz lazım. Bu da Aegilops nectate dediğimiz bir tür. Tabii ki burada da altını çizmek istiyorum. Kendine döllenen veya yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah yöntemleri biraz farklılık arz eder. Dolayısıyla biz buğday kendine döllenen bir bitki olduğu için yaklaşımlarımız genellikle homozigotat üzerinden değerlendirilerek burada sunulmuş durumda. Dolayısıyla bu gen kaynakları bizim için önemli. Artık yavaş yavaş biz burada şeyi nasıl entegre ederiz, ona geçeceğiz. Biraz anladığım kadarıyla resimler ağır olduğu için internetten kaynaklanan bir şeyden dolayı da geçmesi zor oluyor. Bu şu anda artık DNA markörlerine, genomik yaklaşımlara bir giriş yapıyor. Şimdi ne olmuş? İşte 10 bin yıl önce bilerek veya bilmeyerek ülkemizin güneydoğunda veya verimli hilal dediğimiz yerde işte buğday evrimleşmiş. İnsanlar bilerek veya bilmeyerek. Ancak lütfen bunu aklınıza yer edin. Aynı şekilde 7-8 bin yıl önce Asya'da da çeltik evrimleşmiş. Aynı şekilde Amerika'da, yani yeni dünyada, özellikle Orta Amerika'da mısır evrimleşmiş. Bizim buradaki detaylı bilgimiz genellikle bu bölge coğrafyayı konuştuğumuz için buğday, mercimek, mısır, nohut gibisinden kültür bitkileri. Özellikle 1800'lü yıllara kadar herhangi bir şey yok ama daha sonra 1800-1900 arasındaki bilimsel çalışmaların gün ışığına çıkması, Mendel'in kanunlarının keşfedilmesi, araştırıcıları bitkiler üzerinde bazı modifikasyon yapabilecek özelliği evrimleştirmiş. Yani bu konudaki bilgilerini aldıktan sonra araştırıcılar gözlemleriyle elde ettikleri notu karşılaştırmış. İşte bunlardan en önemlilerinden birisi Norm Borlaug. Resmini görüyorsunuz. Nobel Barış Ödülü almıştır. Kendisi her ne kadar yoğun olarak ziraatla iştigal etse de background'ı biyologtur. Görüyorsunuz arkadaşımız sadece gen bankalarından elde ettiği bitkileri almış, bitkileri incelemiş ve bitkileri kendi içerisinde sınıflandırmış ve o zaman da dünyada ilk yapılan çalışmalardan birisi. Çünkü neden? Biliyorsunuz yerel çeşitler
Bitki boyu uzun, dolayısıyla bunların kısaltılması lazım. Bitki boyların kısaltılmasıyla birlikte bize şu avantajı sağlayacak. Uygulanan özellikle gübrelerin daha etkin şekilde kullanılması, bununla birlikte yatma dediğimiz rüzgardan veya fazla sulu ortamlarda onun önüne geçir. Bu bir çığır açmış. Nasıl bir çığır açmış? İşte 1940'lı yıllarda 80 kilogram dekarken verim 101'den 180'e geçmiş. Şimdi bu, ben bunu aslında bu yeşil devrim olarak tanımlıyorum. Ben bunu aslında birinci yeşil devrim olarak tanımlıyorum. İkinci yeşil devrim. Aslında ikinci yeşil devrimde onun akabinde gerçekleşmeye başlamış. Neden? İşte biz ne yapmışız? DNA'nı tanımlamışız. DNA'yı tanımladıktan sonra rekombinant DNA teknolojisini bulmuşuz. Rekombinant DNA teknolojisini bulduktan sonra bu DNA dediğimiz yapıyı bir şekilde kesebilecek endonükleaz enzimleri keşfetmişiz. Bundan sonra bunları klonlayacağımız vektörleri bulmuşuz. Bulmuşuz da bulmuşuz da. Artık bundan sonra bizim amacımıza uygun, herhangi bir birlikte amacımıza uygun özellikleri değiştirme kapasitemiz biraz daha gelişmiş. Görüyorsunuz, bakın bitkilerde eskiden uzun boy, kısa boya göre adlandırılırdı ama şu anda altta görüyorsunuz hangi geni taşıdığına göre tanımlanmış bitkiler. Dolayısıyla tabii ki bu o zaman için oldukça inanılmaz bir şey. Bunun keşfi sadece buğdayda değil, diğer kültür bitkilerinde de aynı şekilde oluşmasını sağlamış. Şimdi tabii ki biz maalesef bazı konularda hep sondayız. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Yani hep sondayız. Bunu da bilelim. Bazı şeyleri bilelim ki onun iyi oluşturduktan sonra üstünü daha netleştirebiliriz. Mesela işte bitki ıslahında günlük yaklaşımlar deyince tabii ki hepsi var ama ben biraz daha DNA bazlı çalışmalar, DNA markörlerin bitki ıslahında kullanılması üzerine entegre olacağım. Tabii ki biz daha önceler bu DNA tanımlanmadan, biz bunları marker olarak kullanmadan ne yapıyorduk? Proteinleri veya morfolojik markerları kullanıyorduk. Ama morfolojik markerları kullanmaya başladıktan sonra bunlar yetersiz kaldı. Daha sonra DNA markerleri gelişti. İşte ilk gelişen DNA markerleri Rapid'ti. Ondan sonra farklı dominant ve kodominant DNA markerleri entegre oldu. Biz bunları kullanarak ne yaptık? Genetik haritalar oluşturduk. Ondan sonra yani linkage map. Ondan sonra bu genetik haritaları kullanarak ne yaptık? Haritalamalar yaptık ve inceleyeceğimiz bazı özellikleri kromozomun hangi bölgesinde bulunduğunu veya o incelenen özelliklerle alakalı DNA markörü ilişkilendirebilir miyiz diye bunlara baktık. Dolayısıyla bunlara baktıktan sonra ne yaptık? Artık biz bunları doğruladıktan sonra pratik ıslahta kullanmaya başladık. Ancak teknoloji bununla da kalmadı. Ondan sonra yeni nesil sekanslama diye bir şey çıktı. Yani yeni nesil sekanslama inanılmaz bir buluş. Neden? 2000 yılında hocalarım hatırlayacaklardır. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton açıklama yaptı. Dedi ki biz dünyada dedi insan genomunu çözdük dedi. Bu inanılmaz bir olaydı. Dolayısıyla dediler ki bundan sonra artık insan genomunu çözdüğümüz için bundan sonra insandaki bütün genler tanımlandı. Hangi proteinlerin olduğu belirlendi. Dolayısıyla biz el kitabını verdik. Tabii ki o zamanlar insanlar her şeyin bulunduğunu düşündüler ama öyle olmadığı da kısa zamanda anlaşıldı. Ondan sonra bu insan genomundaki teknoloji bitkilere aktarıldı. Özellikle Arabidopsis bir temel bitkidir bitkilerde. Küçük genom hacmine sahip olduğu için. Dolayısıyla ilk model çalışmalar onda yapıldı. Daha sonra özellikle tırnak içerisinde söylüyorum, genetiği değiştirmiş organizmalar, özellikle tütün üzerinde çalışmalar devam etti. Model bitki kullanılarak bu DNA markerları veya bunların evrimleşmesiyle alakalı da bitkilerde ne gibi varlar yokların olduğu da özellikle de buğday üzerinde. Çünkü o da bir model bitki. Poliploid çünkü. Diploid var, tetraploid var, heksaploid var. Dolayısıyla bu yeni nesil sekanslanmanın gelişmesi bütün araştırıcıların DNA moleküler markerlarını kullanmasına vesile oldu. Neden? Ucuz. Birçok arkadaşımız, birçok laboratuvar ülkemizde hizmet alımıyla bu verileri elde edebilmekte ve laboratuvarda kullanabilmektedir. Ama buradaki en önemli problem bu sefer apayrı bir
bilim dalı gelişmeye başladı. Bu da biyoinformatik. Neden? Bu ham verilerin gelmesi, bu ham verilerin geldikten sonra işlenmesi ve amaca göre de kullanılması gerekiyordu. Böyle bir durum oldu mu? Dünyada oldu ama Türkiye'mizde, mesela Türkiye'nin genelinde bakıyorum, mesela biyoinformatikçimiz çok az. Dolayısıyla biz hala bu konuda emekleme safhasındayız. Buradan da arkadaşlara özellikle tavsiyem, eğer bitki biyoteknoloji konusunda veya tarımsal biyoteknoloji konusunda geliştirdiyseniz kendinizi, mutlaka yüksek lisansını, doktoranızı mutlaka biyoinformatik konusunda veya onunla ilişkili konularda kendinizi yetiştirin. Çünkü şu anda gerçekten ülkemizde de dünyada da bu konuyu dört dörtlük bilen insanlara talep çok fazla. Biz tabii ki burada ne yaptık? Biz klasik olarak ülkemiz açısından söylüyorum. Yine vagonun, treni son vagonu oldu. Neden? Şimdi ülkemizdeki literatür çalışmalarına detaylı analizlere baktığım zaman biz hala klasik olarak birazdan göstereceğim basit DNA markörlerinin ön screening'i ve bunların pratik olarak da markörde ya da seleksiyon standı kullanımıyla haşır neşir. Ama dünya çok farklı bir boyuta gitti. Birazdan oraya da geleceğim. Şimdi tabii ki bu durum özellikle bioinformatik ve istatistik, bununla birlikte de çok iyi genetik uzmanlarının olması gerekiyor. Tabii ki agronomistleri, bitki yetiştirenleri falan, onları vazgeçiyorum. Şimdi biz tabii ki hocam dedi genomik ıslah kullanımı hakkında bir bilgi verirseniz çok severim demişti. Yansıda görüyorsunuz. Bakın yansıda fenotipten genotipe, genotipten fenotipe, yani forward ve reverse genetik dediğimiz ve çok fazla da çalışmalarda kullanılan bir yaklaşım var. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bu yeni nesil sekanslamayla veya daha farklı enstrümanlarla, hangi yöntemi kullanırsanız fark etmiyor. İşte fenotip, fenotipten ne yapıyoruz? İşte genetik haritalama, genetik haritalamadan sonra ilişkili haritalama, QTL bulması, bulunan QTL'in incelenen özelliklerin bakımından diğer özelliklerle ilişkisi nedir? Yani pleiotropik efekt var mıdır? Yani bir gende QTL bulduğunuz zaman diğer geni örtüyor mu, örtmüyor mu? Onları araştırıyorsunuz. Ondan sonra QTL'i bulduktan sonra geni tanımlıyorsunuz. Geni bulduktan sonra genotipi tanımlıyorsunuz. Bu bir sarma. Dolayısıyla bunların içerisinde siz hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, önemli olan amacınıza ulaşmak. Şimdi dediğim gibi genetik harita, fiziksel harita. Fiziksel harita birçok bitkide yok zaten. Ama genetik harita var. Fiziksel harita çok daha farklı bir şey. EST, genom sekanslama, çok şanslıyız ki fiyatlar ucuzladığı için her türlü kültür bitkisinin genom sekansı şu anda mevcut. Ama daha iyi, en iyisi olsun diye araştırıcılar çalışıyorlar. Özellikle son yıllarda buğdayda, arpada, 3-4 tane kültür bitkisinde daha pangenom diye bir kavram çıktı. Yani farklı bir türe ait 10 tane, 20 tane bitkiyi, çeşidi veya genotipi neyse alıyorlar, full sekansını yapıyorlar ve birbirleriyle karşılaştırıyorlar. Gerçekten de fark var mı yok mu? Çünkü neden? Bize genetik varyasyon lazım. Genetik varyasyon bizim için olmazsa olmaz. Genetik varyasyon genetik ilerlemeyi sağlayacak. Genetik ilerleme de verimimizi arttıracak. Dolayısıyla görüyorsunuz, bakın daha farklı işte promeotik, metabolik, T-link, transkriptom gibi hangi özellikleri inceliyorsanız onunla alakalı RNA'ları, proteinleri, metabolikleri izole edebilir, tanımlayabilir ve onlarla ilişkili genleri veya gen bölgelerini tanımlayabilirsiniz. Artık bu enstrüman elimizde var. Şimdi ben basit olarak markörlerini biz nerede kullandık? Bu yaklaşık 13-14 yıl önceki bizim laboratuvarda yapılan bir çalışma. Mesela biz buğday ıslahında zamanında çavdar translokasyon hattını kullanıyorduk, yoğun olarak kullanıyorduk. Özellikle bu neydi? Abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılık sağlıyordu. Ancak bir olumsuz özelliği vardı. Kaliteyi etkiliyordu. Dolayısıyla görüyorsunuz, bakın biz o zaman yapmış olduğumuz çalışmada ülkemizde oldukça sınırlı sayıda çavdar translokasyon hattının olduğunu tanımladık ve bir şekilde bu
gen kaynağıyla ülkemizin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştik o zamanlar. Çünkü önemli, neden? Küresel iklim değişikliği, bugün ne olacağı, yarın ne olacağını bilemiyoruz. Bilemiyorum Trakya'da durum nedir ama biz hala yağmur yağıyor adına da ve hafta sonu da yağmur yağıyor. Biz herhalde buğdaylarımız şenasat edemeyeceğiz gibi geliyor. Dolayısıyla bu önemli. İkinci önemli, işte bu DNA markörlerini kullanarak ne yapabilirsiniz? Bitki boyu üzerinde hangi genler olup olmadığını anlayabilirsiniz veya bu bitki boyu genlerini işte takip edebilirsiniz. Markörle dağılı seleksiyon yapabilirsiniz. Bunlar pratik gibi gözüküyor ama oldukça aslında problemlidir. Veya İşte yine yabani genlikten zamanında protein geni klonlamış bir araştırıcının makalesini kullanarak biz dedik ki ya Türkiye'de neden buğdayların protein oranı yüksek olmuyor? İşte araştırdık, böyle bir marker varmış. Bu markerde evrim içerisinde yabaniden kötü klonla evrimleşirken 4 bazlık bir kayıp olmuş. Dolayısıyla bunu da pratikte eğer uygulayabilirsek demek ki verimizi yükseltebiliriz diye düşündük. Dolayısıyla ne yaptık? Biz bu konuda bir proje yapmıştık o zaman marker geri seleksiyonuna. Görüyorsunuz. Dolayısıyla gene aktardık. Burası önemli. Çünkü neden önemli? Biz şöyle düşünüyoruz. Genç arkadaşlar belki hep öyle düşünüyor. Ya marker dayalı seleksiyon yaptığım zaman ben bir geni bir çeşit aktardığım zaman olay tamamdır. Veya ben piramitleme yaparsam her türlü şekilde amacıma ulaşırım. Ama pratik olarak öyle değil. Mesela görüyorsunuz burada protein oranları, çinko oranları. İşte bu geni aktardığınız zaman bu genin aynı zamanda hem çinkoyu hem de demiri aynı zamanda proteini de arttırdığını söylüyorlar. Ama öyle olmuyor. Bazen tam tersi oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle ters oluyor derken mesela burada işte ekmeklik buğdayda protein oranı artmış, özkan çeşidinde, gen çeşidinde de protein oranı düşmüş. Ama benim gözlemimi söyleyeyim ve daha sonra yapılan çalışmaları söyleyeyim, 1000 tane ağırlığını düşürdüğü için verim de düşmüş oluyor. Dolayısıyla her marker dayalı seleksiyon ıslahı sonucunda sizin mutlaka başarıya ulaşacağınızı düşünmeniz veya planlamanız gerçekçi olamayabilir. Neden? Genetik etkiden dolayı, kullanacağınız çeşidin genetik background'undan dolayı. Şimdi tabii ki biz çalışmalara devam ettik. Burada da klasik bir DNA markörlerinin genetik çeşitlerinde kullanılmasıyla alakalı bir şey. Biz işte makanalıkları aldık, kendi içerisinde farklı gruplara böldük. Dolayısıyla görüyorsunuz demek ki burada yabancı ve çeşitlerimiz var. Şurada ise Türk grupları var, görüyorsunuz bakın. Şurada özellikle makarnalık ıslah forumunda ülkemizde kullanılmayan çeşitlerin veya özellikle gen bankasında bulunan genotiplerin olduğunu gördük. Demek ki bu şu bizim herhangi bir kültür bitkisinin yerel çeşitleri gen bankasında atıl duruyor. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Bu genotipleri bir şekilde alıp ön çalışmaya tabi tutup ondan sonra amacımıza göre kullanmamız lazım. Biz bu çalışmanın devamında ne yaptık? Biz dedik ki özellikle buğdayda çalışanlar bilirler. Kurak bölgelerde koleoptilin uzun olması istenir derim ekin için. Ama koleoptilin uzun olması özellikle yerel çeşitlerde bu çok bilinir. Özellikle bu konuda Türk çeşitimiz vardır Van bölgesinde. Derine ekim yapılır koleoptil çıksın diye ancak bunun da bitki boyu uzun olur. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmada özellikle hem bitki boyunun hem de koleoptil uzunluğunun birbirlerinden bağımsız olabileceği, bununla ilgili yeter ki çalışılması gerektiğini düşündük. Dolayısıyla bu çalışmayı yaptık ve biz burada bitki boyu ve koleoptil uzunluğuyla alakalı İki tane farklı bölge belirledik. Şurada yukarıda gördükleriniz bunlar oldukça ilginç. Biliyorsunuz eskiden hep DNA markörleriyle giderdi. Şu anda yeni yaklaşım DNA markörleriyle gidiyorsunuz ama haplotip olarak gidin. Yani bir tane gen bölgesi ifade ettiğiniz bir gen aynı zamanda farklı genlerle de alakalı. Dolayısıyla bunlar bir blok olarak gidiyorlar. Eğer bu bloğu siz bulabilirseniz, tanımlayabilirseniz ve bu blokla alakalı sağından solundan da DNA markörleriniz varsa o zaman siz bu bloğu çok rahatlıkla aktarabilirsiniz. Neden blok diyorum? Çünkü bunun içerisinde rekombinasyon olmuyor. Araştırıcılar rekombinasyon olması için, çeşitlik olması için çalışıyor ama olmadığı için
çok rahatlıkla ıslah programlarınızı da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla biz burada özellikle Türkiye'deki yerel çeşitlerde iki tane aller bulduk. Şimdi bunları doğrulamak üzere yoğun çalışıyoruz. Bununla birlikte bu da aynı zamanda biliyorsunuz CS ülkemiz için önemli. Devamlı konuşuluyor CS. Sanki CS bizim ülkemizdeki çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, ülkemizde kişi başına tüketilen un miktarı 200 kilogram. Dolayısıyla siz sevseniz de sevmeseniz de CS üretimi bizim ülkemizin karnını doyuramayacak. Ancak biz tabii ki biz CS'de genetik modelleme çalışması yaptık. İşte bir QTL çalışması burada. QTL çalışmasında özellikle bitki boyu şeyle başaklanma süresiyle venerizasyon ve fetoperyot genlerinin alakalı olabileceğini ifade ettik. Dolayısıyla yayınlandı. Şimdi bunun gerçek mi, doğru mu olup olmadığını arazide tekrar test ediyoruz. Tabii ki bu çalışmanın hepsi sevgili arkadaşlar arazide 3-4 yıl yapmanız ve doğrulamanız gerekiyor. Aynı şekilde yine biliyorsunuz dani iriliği çok önemli. Bu konuyla alakalı çok fazla çalışma var. Siz 20 tane, bir başaktan 20 tane elde ediyor olabilirsiniz ama siz bunun dani iriliğini arttırabilirsiniz. Dani sayısını arttırmadan. Dolayısıyla bu da veriminize yansıyacaktır. Bu da işte bizim yaptığımız çalışmalardan birisi. Ama burada dediğim gibi şöyle düşünmeyin sakın. Mutlaka benim burada söylemiş olduğum bütün çalışmaların arazi ayağının olması gerekiyor. Arazi ayağı olmadan bizim pratik olarak bir sonuç elde etmemiz imkansız. Ta ki işte doku kültüründe veya genetik transformasyon veya genetik mühendisliğinde özel konularda çalışıyorsanız laboratuvarda onlar ayrı, onları dışarıya atıyorum. Bununla birlikte bir de son yıllarda çok popüler olan speak breeding dediğimiz bir olay. Yani hızlandırılmış ıslah dediğimiz. Neden? İşte zamanında biz Mars'a araç göndereceğimiz için NASA uzayda bitki yetiştirir miyiz diye çalışırken bir şekilde farklı dalga boylarının bitkinin gelişimini hızlandırdığı ve bunun da oldukça önemli olduğunu söylüyor. Ancak daha sonra araştırıcılardan bir tanesi Avustralya'daki araştırıcılardan bunu pratiğe uyguluyor. Dolayısıyla biz görüyorsunuz bakınız klasik ıslah, hızlandırılmış ıslah yöntemi ve biz bunun içerisine de DNA markerlerimizi entegre ettiğimizde 15 yıllık bir süreci biz ne yapabiliyoruz? 5-6 yıla entegre edebiliyoruz. Dolayısıyla elinizde bir sürü araç var. Bir araçları bir şekilde kullanıp ne yapmanız lazım? 15-20 yıl sürecek bir çalışmayı 6-7 yılda yapmanız lazım. Bunun için ne yaptığınızı iyi planlamanız ve programlamanız lazım. Burada bunu özellikle, bu bizim yaptığımız bir çalışma değil ama bunu özellikle size göstermek istedim. Bir çalışma sıfırdan sonuca kadar nasıl gider ve yaklaşık bir 10 yıl sürer. Gördüğünüz çalışma 10 yıllık bir çalışma. Bunda yüzlerce herhalde 10 tane yakın postdoc çalışmış olması lazım. 3-4 tane doktora programı var. Gördüğünüz gibi buradan Egilops tavşı yani buğdayın D genomunu ne yapıyor? Dağılımını alıyor, topluyor. Görüyorsunuz bak verimli ilaç ülkemizde de var. Burası Orta Asya. Dolayısıyla buralardan alıyor. Topladıktan sonra bunları fenotipliyor. Fenotipledikten sonra bunları genotipliyor. Genotipledikten sonra bunların gruplara ayırıyor. Gruplara ayırdıktan sonra da diyor ki ya diyor buğdayda diyor külleme hastalığı var diyor. Küllemeye karşı acaba diyor neler olabilir veya paslara karşı. Bunların hepsini genotipliyor. Genotipledikten sonra bunların hangi genotipinde toplanan genotipinin dayanıklılık geni itibar ettiğini buluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Daha sonra onu alıyor. Onu aldıktan sonra sentetik buğday elde ediyor. Sentetik buğday elde ettikten sonra yani laboratuvar şartlarında işte Egilops tavşiyle, tritikumu, dikokoyle melez diyor. Daha sonra sentetik buğdayı elde ettikten sonra ben ekmeklik buğday olduğu için bu. Ben çok rahatlıkla herhangi bir ekmeklik buğdayla melezleyip çok rahatlıkla parça değiş tokuşuyla D genomundaki genleri oraya aktarabilirim. Bu oldukça önemli. Maalesef bizim ülkemizde bunu yapmak için ne finansal güç var ne de sabır var. Maalesef bizde
ister istemez gelecek kaygısıyla CV'yi güçlendirme, makale yazma, makalem olsun, bir yılda makalem olsun, iki yılda makalem olsun ama bir tane olsun, tam olsun diyemiyoruz. Onları da anlıyorum ama bu da bir gerçek. Görüyorsunuz yaklaşık bir 10 yıllık çalışma. Rekombinant DNA teknolojisi, az önce ifade ettiğim gibi buğdayda bu konuda çok fazla çalışma var. Bu konuda kuraklıkla ilgili özellikle hem Çin'de hem de Brezilya'da, Arjantin'de yapılmış çalışmalar var ve bunlar rafta. Tabii ki bu ürünlerin ülkemize gelip gelmemesi veya geldiği zaman da kullanılıp kullanılmaması hep tartışma konusu. Biliyorsunuz GDO bizim ülkemizde yasak ve biz bu teknolojiyi ülkesel bazda GDO olarak tanımlıyoruz. Bireysel bazda GDO olarak tanımlayabilirsiniz. Ama şu anda ülkemizde bunun üretimi veya bununla kullanarak çeşit geliştirip ticari üretime geçirmek mevzuata aykırı. Şimdi işin sonunda ne yapıyoruz? Biz gen bankasından örneklerimizi alıyoruz veya çalışacağınız fenotipik, genotipik köprüler kuruyoruz, genotipleme yapıyoruz, DNA moleküler markerları. Hangisi kullandığınızın önemi yok. Önemli olan hedefiniz. Daha sonra biz bunları, az önce de söyledim, haploid base olarak seleksiyonu yapabiliyoruz. Daha sonra da ince ayrıntılarına detaylandırabiliyoruz. Bu konularda umut ediyorum ki sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Bu esas önemli slaytlardan birisi bu. Özellikle işte 1860'a kadar doğal seleksiyon, insanlar doğadan amaçlarına uygun bitkileri seçiyorlar ve çeşitleri geliştiriyorlar. Ondan sonra yeşil devrim oluyor. İnsanlarda bir uyanış, çünkü neden? Nüfus artıyor ve besine ihtiyaç var. Daha sonra DNA'nın keşfi, daha sonra da görüyorsunuz markerların, yani genomik yaklaşımların entegrasyonu. Ama bilmemiz gereken bir şey var, nüfusumuz devamlı artıyor, mavi olan nüfus. Ve bu nüfusun mutlaka gıda ihtiyacının giderilmesi lazım. Dünyada gıda ihtiyacının giderilebilecek belli başlı karbonhidrat kaynakları var. Bunlardan birincisi buğday, çeltik ve mısır. Bununla birlikte özellikle işte bazı yerlerde patates yoğun olarak, bazı yerlerde mısır vesaire gibi. Ama bizim açımızdan buğday önemli ve buğdaydaki bu verim artışını devamlı kılmamız lazım. Bunu da yapabilmemiz için yeni teknolojileri kullanmamız lazım. Son slaytıma gelince, tohumun evrimi mi, insanın evrimi mi? Aslında bizim burada kendimize sormamız gereken sorulardan birisi. Bir şekilde tohumu bilmeyerek insan eliyle evrimleştirdik. Tabii ki bu evrimleştirme sürecince hem biz insanlar olarak bitkileri evcilleştirdik. O bitkiler de bizi evcilleştirdi aslında. Çok yabaniydik biz. Devamlı hareket halinde topluluklardık ama daha sonra ne oldu? Bu bitkiler sayesinde biz yerleştik. Dolayısıyla hangimizin suçlu olduğunu aramıyoruz tabii ki. Felsefi bir yaklaşım. Harari'nin bir kitabı vardı, İnsanlığın Kısa Tarihi diye. Orada da yazmış zaten, sorumlu kim? Ne krallar, ne rahipler, ne tüccarlar. Sorumlu buğday, çeltik, patatese dahil olmak üzere bir avuç bitki türü. Bu bitkiler insanı evcilleştirdi. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa memnuniyetle almaktan ve cevaplamaktan memnun olurum. Evet hocam. Sorularından dolayı Sayın Profesör Doktor Hakan Özkan'a teşekkür ederim. Hocam bir tane sorumuz var. Sayın İbrahim'a sorusu için teşekkür ediyorum. Size de teşekkür etmiş sunumlarınızdan dolayı. Sunumunuz esnasında bioinformatik bilmenin önemini vurguladınız. Bioinformatik çalışmalar için çok kapsamlı ve çeşitli programlar bulunmaktadır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen biri yazılım dili öğrenmeye mi yoksa program öğrenmeye mi odaklanmalıdır? Hangisi daha hedefe yönelik olacaktır? Bence çok güzel bir soru bu. Gerçekten İbrahim kardeşimizi, öğrencimizi veya kimse bilemiyorum. Bey İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de inanılmaz bir rekabet var. Ve farklı platformlarda, farklı dillerde insanlar program yazmanın derdinde. Tabii ki bana göre kişisel görüşüm, programlamanın dışında
ister istemez genetik ve istatistiği de çok iyi bilmeniz gerekecek. Sadece yazılım dilini bilmeniz sizi biyoinformatikçi olarak yetiştirmenizi sağlamayacak. Ancak siz bir dili belli bir düzeyde biliyorsanız, yani yazılım dilinden bahsediyorum, mevcut olan açık kaynaklı, geliştirilmiş olan programlarda modifiye yapabilirsiniz. Dolayısıyla kişisel görüşüm benim mevcut. Devamlı, çünkü her gün aynı bir paket veya yazılım geliştiriliyor veya script dediğimiz kısa yazılımlar geliştiriliyor. Dolayısıyla onları anlayabilecek, onları kullanabilecek, bu kullanmak bulutta da kullanabilirsiniz, bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz, bu bilgiyi alacak ve aynı zamanda da çıktığı ne anlama geldiğini genetikçiye veya bitki ıslahçısına aktarabilecek bir meslek grubuna ihtiyacımız olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Yoksa yazılım dilini birebir öğrenmenize gerek yok diye düşünüyorum. Bu tabii benim kişisel görüşüm. Teşekkürler hocam. Sayın Musa Can Gündoğan'a sorusu için teşekkür ederim. Bu çalışmalarda yeni başlayacak olanlara önerileriniz ne olur diye bir soru yöneltmiş size. Bu çalışmalarda yeni başlayacak arkadaşlara önerim bir. Bir, her şeyin laboratuvarda gerçekleşmediğini bilmesi gerekiyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, ben öğrencilerimden tanıyorum. Laboratuvara geliyor, şu pipet olsun. İki tane pipet yapıyor, ben dünyayı öğrendim diyor. Bu lütfen bu yaklaşımdan tenzih ediyorum. Öyle yaptığını söylemiyorum. Sadece ne düşüncemi ifade ettim. Bu yaklaşımdan kurtulmamız gerekiyor. Neden? Bir, bizim bu arkadaşımızın sorusu çok güzel. Bir, ilk önce genetiği temel prensipleriyle öğrenecek. İki, herhangi bir bitkide veya genel olarak bitkilerde kullanılan ıslahçı olacaksa bitki ıslah konularının terminolojisini öğrenecek. Üç, bu terminolojiyi öğrendikten sonra bu tekniklerden, az önce ifade ettiğim tekniklerden hangisi kendi hedefine, yani ıslah programında hedefine ulaşmak için kullanılabilir ise onu kullanacak, ıslah programını entegre edecek. Söyleyeceğim cümlenin altını kalın böyle çiziyorum. Bizim ıslah programlarımızda kullanacağımız teknik, en yüksek teknik olmasına gerek yok. Bizim derdimizi çözecek en basit teknik bile olabilir. Ancak biz o tekniği ıslah programlarımızda doğru kullanabilmemiz gerekir. İşte burada bir ülkemizde bu konuda bir sıkıntı var. Dolayısıyla inanıyorum gerçekten de çok değerli araştırıcılar var, çok değerli öğrenciler var, bu konularda uzmanlar, ama maalesef ikisini biz bir araya getiremiyoruz. Bu konudan da ülkemizde hemen öğrenci arkadaşlara da söyleyeyim. Bitki ıslahçısı olup aynı zamanda moleküler genetiği veya moleküler markerları vesaire biyoteknolojiyi bilip sahada ikisini entegre edip de ıslah programına oluşturan araştırıcı sayımız çok az. Bunun artık bilimler çalışıyorsa o çok ayrı bir olay. Ben sadece ıslah perspektifinden bakıyorum olaya. Başka soru var mı? Herhalde bir iki soru var. Okuyayım ben burada. Evet hocam, Sayın Dilay Şentürk'e sorusu için teşekkür ediyorum. Sorusu, yerel çeşitlerin öneminin korunması noktasında genetik çalışmalarla elde edilen bitki çeşitleri arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız? Sürdürülebilirlik boyutunda tarımsal biyoteknolojiyi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi yerel çeşitler ülkemizde çok tartışılan bir konu. Yani aslında buna yerel çeşitler demiyorlar. Teşekkür ederim o tanımı kullandığınız için. Atalık tohum diyoruz. Dolayısıyla kavramlar komple karışıyor. Kavramlar komple karıştığı için de bu konuda uzman olmayan arkadaşlara
bazı şeyleri anlatmakta da zorlanıyoruz. Dolayısıyla yerel çeşitliliğiniz için bir kere size teşekkür ediyorum. İkincisi, bunlar zaten uzun zamandan beri hem institut hem de ekstüt olarak ülkemizde korunuyorlar. Özellikle işte Menemen'deki Gen Bankası, Ankara'daki Tohum Gen Bankası, bununla birlikte bazı bölgeler koruma alanı institut olarak. Dolayısıyla bu bölgelerde koruma altında. Bununla birlikte Tarım Bakanlığımızın TAGEM'deki araştırma enstitüleri, ki burada Bahri Dağdaş'a teşekkür etmek istiyorum. Onun liderliğinde yapılan yerel çeşitleri yerinde koruma projesi var. Dolayısıyla yerel çeşitleri yerinde konularak muhafaza ediliyor. Aslında belki de kamuoyu konuları fazla bilmiyor ama Bahri Dağdaş'ın yaklaşık bir 10 yıldan beri bu tip bir projesi var. Ne demek istiyorum? Mesela Toroslar'da A köyünde Y diye bir yerel çeşit var. Diyor ki oraya gidiliyor. Oradaki arkadaşlar diyor ya siz bu çeşidi yetiştirin. Yerinde muhafaza edin. Ki hayvancılıkta da bu yapılıyor yoğunlukla ülkemizde. Dolayısıyla bu yerel çeşit kaybolmasın. Böyle bir destekleri var. Biz yerel çeşitleri pratik olarak ıslak programlarında genetik çeşitliliği arttırmak için kullanıyoruz. Pratik olarak yerel çeşitleri yetiştirip de ülkemizdeki 18 veya 20 milyon ton buğday üretimini tedarik etme ihtimalimiz yok. Nedeni de az önce söyledim. 200 kilogram un tüketiyoruz yılda. Yani zaten hepimiz biliyoruz ki sabah kalkınca ekmek yiyoruz. Akşam genç arkadaşlar bilir. Yanlış da anlamasınlar. Ben de yaptım biliyorum zamanında. Eve gideriz, makarna yaparız. Ekmek yanında vardır. Ekmekle makarna yerim. Sanki apayrı bir dünyanın ürünüymüş gibi. Bu bize hastalık çünkü bizim kanımızın şişmesi gerekiyor. Doygunluk hissi almamız için. Dolayısıyla yerel çeşitlerin pratik olarak kullanımı ancak market değeri olan bazı ürünlerin üretilmesi ve onun da ekonomik değeri olan yüksek kesimdeki insanların almasıyla gerçekleşebilir. Ama biz bu yerel çeşitleri sürdürülebilir boyutta niyine karşı, küresel iklim değişikliğine karşı gen kaynağı olarak kullanma tarafındayız. Dolayısıyla bu çok ciddi bir tartışma konusu aslında ülkemizde. Yanlış anlaşılmalar var. Yanlış anlaşılmaları da anlatmak da çok zor. Çünkü medyaya çıkan arkadaşlar yanlış yönlendirdi. Açın halinden anlamaz. Dolayısıyla 50 liraya çok rahat da gider bir ekmek alabilir ama herkes gidip 50 liraya bir ekmek alamaz. Bildiğim kadarıyla Siirt'in herhalde şu anda Siirt buğdayından elde edilen bir ekmeğin fiyatı herhalde 50 ile 100 arasında değişiyordur. Bu arada şu da şöyle bir şey. Ülkemizde bütün 81 ilimizde Siirt ekmeği satılıyor. Ama bizim zaten bu kadar üretimimiz yok. Sizden ricam Siirt ekmeği diye sakın Siirt ekmeği yemeyin. Büyük ihtimalle paçaldır onlar. Ancak siz ekmeği tüketebilirsiniz, kendiniz ekersiniz veya tanıdığınız birinden alırsınız örnekleri. Ununu alırsınız, yaparsınız. Bunda bir problem yok. Bunun dışında bir soru daha var. Burada okudum. Musacan Gündoğdu beyefendi, buğday ıslahında genom projelerinin etik açıdan sorun oluşturur mu? Buğday ıslahında genom projeleri etik açıdan sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Hemen ben insan genomuna atlıyorum. Şimdi bizim bitkilerdeki bu tip davranışlar, bu tip yaklaşımlar oluyor ya. Mesela bitkilerin genetiğini değiştirmeyin diyorlar. Biz bitkinin genetiğini değiştirmiyoruz ki melezleme yapıyoruz. Aynı şekilde insanın da genetiğinde melezlemeler oluyor. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Örnek değil mi? Bir beyefendi Türkiye'den Brezilya'ya gidebilir, evlenebilir. Bir bayan Güney Afrika'ya gidebilir, evlenebilir. Dolayısıyla genetik çeşitlilik devam ediyor. Buna hiç kimse bir şey söylemiyor. Ancak biz buğdayları klasik melezleme yoluyla yaptığımız zaman genetiği değiştirildi kelimesi burayla uyuşmamasına rağmen kullanıldığı için yanlış anlaşılmalara vesile oluyor. Doğrudan bu soruya cevap verecek olursam 2000 yılında Bill Clinton açıklama yaptı. Genom projesi, insan genom projesi bitti dendi. Şu anda insan genom projesi olarak yüzlerce insanın genom sekanslandı ve data bankasında duruyor. Teşekkür ediyoruz çünkü bu insanlar genomlandığı için, yani sekans bilgisine sahip olduğumuz için. Neden? Bunların sayesinde
erken tanı koyulabiliyor. Erken tanı inanılmaz derecede önemli. Dolayısıyla hemen soruya doğru cevap vereyim. İnsan genetiğinde veya genomunda bir sekanslama etik olmuyorsa buğdaylarda da yapılacak herhangi bir sekanslamanın etik olup olmamasının tartışma konusu olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz sadece bitkiler, organizmaları kendi içerisinde farklı kategorilere koymamamız gerektiği inancındayım. Bu insan olur, bakteri olur, hayvan olur, fark etmez. Dolayısıyla, evet bir dikey tarım var. Dikey tarımla alakalı bir soru. Tabii ki bu dikey tarım çok önemli. Sema Nur Yıldırım hanımefendi sormuş. Şimdi tabii ki dikey tarım deyince bizim aklımıza gelen hemen sebzeler. Özellikle yaprakları yeşil olan bitkiler ve anladığım kadarıyla bu da çok popüler. Bizde popüler değil çünkü biz tanesini tarladan yiyoruz ama İstanbul gibi büyük metropollerde böyle dikine tarımın olabileceği, yapraklarının hızlı büyütülebileceği ve tüketilebileceği yerler. Ben bunu dikey tarım konseptini biz buğdayda birim alanda konteynerlerin içerisinde katlı katlı 3 ayda bir buğday verimi alabilecek şekilde üretilebileceğini düşünen araştırıcılar var. Bu konuda yapılan bir çalışmada PNAS'te yayınlanmıştı. İşte Proceedings of the American National Journal'da. Orada diyordu ki ilerleyen zamanlarda özellikle sürdürülebilir gıda güvenliği için bizim küçük alanlarda katlı konteynerlarda bir yılda yaklaşık 4 ürün elde edebiliriz. Dolayısıyla veya 5 ürün elde edebiliriz. Dolayısıyla 1 metrekarelik yani 1 dekalık alanda ben bunu yaparsam 1 yılda 5 üst üste yaparsam 2-3 katlı olursa 20 veya 30 dekalık bir alanı üretmiş olacağım ki bu da ileriye dönük farklı alternatifleri bize sunacaktır. Dikey tarım önemli ama sebzecilik için önemli ama alternatif olarak özellikle karbonhidrat kaynağı olarak buğday düşünüldüğü için ülkemizde de bunun ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek problemlere karşı A, B, C modellerinden biri de bu dikey tarım dediğimiz teknolojide kullanılan speed breeding dediğimiz teknolojide kullanılan ışık sisteminin konteynerlarda buğday yetiştiriciliğinde kullanılması. Dilay Şentürk hanım aynı zamanda şu soruyu sormuş. Tabii ki büyük ihtimalle rekombinant DNA teknolojisi ile CRISPR-Cas9 teknolojisinde geliştirilen ürünlerin ülkemizde GDO olarak ifade edildiğini söylemiştim. Tabii ki bu biyogüvenlik kanununun maddesi. Dolayısıyla bu güncellenebilir ise bu değişebilir. Avrupa'da da böyle bu. Hatta Avrupa'da çok büyük lobiler oluşturuluyor. Dolayısıyla bunu değiştirebilmek için eğer Avrupa'da değişirse ülkemizde de değişir. Ama bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda geliştirilmiş mantar bile raflarda var. Çin'de, özellikle Latin Amerika'da. Tabii ki olaya nereden baktığınıza bağlı. Eğer biz burada en önemli olay soru doğrudan bu. Bir gen bölgesinin içerisinde ben CRISPR-Cas tekniğini kullanarak mutasyon yaratıyorsam soru işareti koyuyorum. Ben mutasyon ıslahında da bunu yapıyorum zaten. Dolayısıyla o zaman mutasyon ıslahında mı geliyor? Dolayısıyla bu üzerinde tartışılması gereken çok çok önemli bir konu. Rekombinant DNA teknolojisi anlaşılabilir ama bunun acaba bu süreçte bitkide herhangi bir kalıntısı var mı, bırakıyor mu, bırakmıyor mu gibisinden tartışmalar daha cevaplanmadı. Özellikle işte rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan ve işte T plazmit, T bölgesi, oraya gene aktarıyorsunuz, koruyorsunuz ya. O zamanlarda çok ciddi tartışma konusuydu. Bu acaba T bölgesi bitkinin genomuna geçiyor mu? Yani aktardığınız genin dışında. Onu da geçtiğini gösterdi. Bunu gösteren de Allah rahmet eylesin Max Planck Enstitüsü'nde Bülent diye, Bekir diye bir arkadaştı. Gerçekten yaklaşık bir 6-7 yıl ona kafayı yormuştu. Demek ki
Bizim bu teknolojilerin yeni biraz zamana ihtiyacı var sindirebilmemiz, anlamamız için. Bu zaman da bir 5 yıl, 10 yıl değil herhalde bir 100 yıl diye düşünüyorum. Hakan Hocam çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için gerçekten. Zamanımız da dolmak üzere söylemek istediğiniz var mı hocam? Daha başka olay yoksa diğer hocamıza geçeceğiz yavaş Allah. Yavaş. Çok teşekkür ediyorum. Öbür hocamdan da özür diliyorum. Zamanında çaldım. Yok ne demek? Hayır. Yok. Yok hocam. Kusura bakmasın. Olur mu? Bu konularda bilgi sormak isteyen her zaman bana e-mail'den ulaşabilir. Zaten sistemde vardır. Dolayısıyla her zaman da yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum o fırsatı verdiğiniz için. Size, hocamdan, herkese çok teşekkürler. Biz de çok değerli zamanınızı bizim için bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, şimdi ben Aleyna'ya veriyorum. Hocamızı, diğer hocamızı da yavaş yavaş alıyoruz. Sunumlarını yapacak olan Sayın Doçent Doktor Barış Binal, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünden lisans derecesini aldı. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji alanında yüksek lisansını, 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden aynı alanda doktora derecesini aldı. Yüksek lisansı sırasında Bristol Üniversitesi'nde ve doktorası sırasında Manchester Interdisciplinary Biocenter'da araştırmacı olarak çalıştı. Development of Novel Biocatalysts başlıklı doktora tezini bitirdi. İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde 3 yıl doçent doktor pozisyonunda görev yaptıktan sonra Mart 2016 tarihinden itibaren Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde çalışmaya başlamıştır. Ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde Proje Destek Ofisi Direktörü'dür. Sunumu yapmak üzere Sayın Doçent Doktor Barış Bina'yı davet ediyorum. Merhabalar. Umarım sesim geliyordur. Sesi almakta bir sıkıntı var mı? Geliyor hocam. Yok hocam. Ha, tamam oldu. Geliyor hocam sesiniz. Tamam, çünkü telefondan görüntüyü bilgisayardan da mikrofona ayarladım. PC'ye bağlı olan bize verilen kamerada sabah bir sıkıntı çıktı. Öncelikle böyle bir kongrede konuşma konusunda bana fırsat verdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan hocalarıma saygılar gönderiyorum. Öğrenci arkadaşlara da buradan sevgiler. Tekrar böyle bir kongreye emek sundukları için kendilerini tebrik ediyorum. En başta bu tarz kongrelerin sürekleşmesi konusunda hocaların verdiği katkılar nedeniyle de tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten ciddi anlamda öğrencilerimizin çok fazla böyle bilimsel bilgi bombardımanı tutulacağı kongrelerden çok hem bilgi birikiminin hem tecrübe paylaşımının gerçekleştiği kongrelerin çocukların hayatına çok daha büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bu nedenle tekrardan tebrik ediyorum böyle bilimsel bir ortamda da konuşma fırsatı verdiğiniz için. Eğer uygunsa ekran paylaşımı yaparak başlamak istiyorum. Evet. Şimdi bizim kendi içimizde yaptığımız böyle bilimsel kongreler var. O kongrelerde gerçekten ne konuşacağın konusunda arkadaşlar hiçbir sıkıntı oluşmuyor. Yani sıkıntı ne? İşte daha önceden yaptığın çalışmaları böyle slayta çeviriyorsun. Anlatıyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten çünkü hemen hemen herkes aynı alanda çalışıyor. Birbirini anlama konusunda bizim böyle çok fazla bir sıkıntımız da yok. Terminolojik olarak işe tamamıyla hakim olduğumuzu düşünüyoruz. Ama söz konusu öğrenci kongreleri olunca biraz ne konuşacağınızı iyi şey yapmak gerekiyor, ayarlamak gerekiyor. Hem ilginizi sürekli tutmak çok önemli. Bir de zaten işte bu özellikle pandemiden sonra şeyin farkına vardım. Hiç mantıklı bir şey değil.
Yani bu tarz kongrelerde sizi böyle tekrar bizim yaptığımız bilimsel bilgilerle ilgili çalışmalar konusunda çok detaylı bir şekilde vermeyi artık ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü bunları yeterince hocalarınız muhtemelen size eğitim, öğretim dönemi boyunca yapıyorlar. Ve çok daha da önemlisi zaten bilgiye ulaşmanın en kolay olduğu dönemi yaşıyoruz. Yani eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Depolamak çok kolaydı, saklamak. Şimdi tam tersi, bilgiyi saklamak çok zor ama ulaşmak çok kolay. Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz. O yüzden hani Barış Binay ne yapıyor, işte bilimsel çalışmaları nedir falan diye merak ettiğinizde herhangi bir arama motoruna tıklayınca 0,3 saniye içerisinde benim ne yapıp ne ettiğimi çok rahat öğrenebilirsiniz diye tahmin ediyorum. O yüzden pandemiden sonra biraz daha böyle geçmişte bizim bu yaşadığımız topraklarda, ülkemizde, bu coğrafyada biyoteknoloji neydi? Şimdi biz hangi noktadayız, hangi duruma getirdik şeklinde fokuslanmanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi biyoteknoloji nedir? Çok basit olarak hep böyle bize bir şekil gösteriliyor. İşte biyoloji ile teknolojiyi yan yana getirirsen işte biyoteknoloji oluşur. Ama bunun böyle en anlaşılır örneğini malzemeci bir hoca anlatmıştı. O çok güzel bir örnek. İşte diyor ki sahilde yürürken bu hoca sürekli metallerin canlı dokularla uyumu konusunda çalışmak isteyen birisi. Biyomedikalci bir hoca. Diyor ki sahilde yürürken çok fazla şey deniz midye kabukları falan topladım aksesuar olarak evde toplamak için. Sonra merak ediyor onları böyle toz haline getiriyor. Sonra analiz cihazlarında fıtırda orada burada uygun bir örnek haline getirdikten sonra analizini yapınca midye kabuklarında proteinin de olduğunu görüyor. Karbonhidrat da olduğunu görüyor ve metallerin de olduğunu görüyor. Ve sonrasında bunları daha büyük böyle bir görüntüleme yaptığı zaman diyor ki içindeki proteinlerin, karbonhidratların tabii bunlar eser miktarda ve yağların çok böyle organize bir 3-4 amino asitten oluşan peptitlerle metallere bağlandığını gördüm içindeki kalsiyuma. Baktığınız zaman bu çok güzel bir biyoteknoloji örneği işte. Yani işte sonra ne yapıyor Mehmet Hoca? Diyor ki biz laboratuvarda yıllardır çözmeye çalıştığımız titan metalinin vücut dokusuyla uyumu konusunda ne yapabiliriz sorusunun cevabını doğada bulduk. Yani doğayı gözlemlediğiniz zaman doğadaki bir uygulamayı bizim hayatımızı kolaylaştırıcı, hayatımızı biraz daha böyle yaşanılır hale getirme konusunda bir uygulamaya dönüştürdüğümüz zaman aslında biyoteknolojiye adım atmış oluyoruz. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bizim bu aslında yaşadığımız coğrafya şu an belki biyoteknoloji konusunda çok iddialı olmayabilir ama aslında biyoteknolojinin de doğduğu bir coğrafyada yaşıyoruz arkadaşlar. Yani Mezopotamya coğrafyası biyoteknolojinin doğuşu konusunda ev sahipliği yapmış bir kuruluş. Bakın bu sol tarafta işte bu İngiltere'deki Ulusal Müze'de benim o dönem çektiğim bir resimdi. Bu resimde resimsel olarak yoğurt yapılmasını anlatıyor. Yani bir yoğurt nasıl yapılır diye anlatılıyor. Şimdi işte ne yapıyoruz? Biz rekombinant protein üretimi, rekombinant hücre hatlarının nasıl üretildiğini işte bakıp yapmaya çalışıyoruz. Ya da işte kompetent hücrelerin nasıl üretildiğini şekillere bakarak anlatıyoruz. Sağ tarafta ise bir tablet var. Bu tablet de Adıyaman'dan Hatay İskenderun'a, Hatay İskenderun'dan İtalya'ya, İtalya üzerinden o dönemki Frankların topraklarına gönderilmiş, orada bulunmuş. Orada da yoğurdun tarifini anlatıyor. Yani yoğurt nasıl yapılır diye anlatıyor. Aslında baktığınız zaman yoğurt şu an çok böyle basit bir proses gibi geliyor bize ama dönemin aslında ilk biyoprosesi yani fermente koşullarda katma değeri yüksek olan bir ürün. Çünkü yoğurt o dönem hem beslenme açısından hem sağlık açısından hem o dönemin insanın gıda ihtiyacını karşılama konusunda son derece değerli bir ürün. Ve kesinlikle bu bizim işte biyoproses dediğimiz ya da fermentasyon ya da reaktör adına ne dersek koşullarda üretilmiş ilk biyoteknolojik ürün olarak biz onu kabul edebiliriz. Bakın şimdi bu sol tarafta yine
şeyi bulabilirsiniz. Yani mevcut işte yoğurdu üretmek için hangi biyoprosesleri kullandıklarını görebilirsiniz. Bir numarada keçi derisinden yapılan prosesin çizimi var. İşte o noktalardan kestiğiniz zaman aynısını bir tane daha karşısına getirmek suretiyle diktiğiniz andan itibaren o dönemin en büyük, en basit biyoprosesini elde etmiş oluyorsunuz. İki numarada deri, üç ve dörtte işte kilden yapılan biyoprosesleri görüyorsunuz. Beş ve altıda Mezopotamya tarzı diye tabir edilen kirli topraklarda üretilmiş prosesleri görüyorsunuz. Ve bu prosesler gerçekten çok değerli. Keçi derisi kendi içerisinde mikron seviyesinde hava alıp verebilecek membran gözeneklere sahip. Yani dışarıdan oksijeni rahatlıkla alıp verebilecek gözeneklere sahip. Yine 2 numarada ve 5 ve 6'daki kil tarzında da yine mikron seviyesinde toprak çeşidi bu şekilde seçiliyor. O toprak çeşidi sayesinde bu proseste rahatlıkla sadece ağızdan değil, aynı zamanda çeperlerinden dahi bir hava transferi yapıp prosesin ihtiyaç duyduğu belki de azot, oksijen ne varsa onları karşılamak mümkün. Ve çok garip bir şeydir. Bunların şablonuna ya da morfolojik görünümlerine bakarsanız sol taraftaki arkadaşlar sarı olarak numaralandırdığımız bunların şu anki piyasada en değerli, yani hani diyorlar ya piyasanın Mercedes'i diye tabir edilen Hollanda'da üretilen Aplikon'un biyoprosesleriyle şeyi aynı. Görünüm aynı, morfolojik görünüm aynı. Ve birkaç yüzyıl değil arkadaşlar, neredeyse 7-8 yüzyıl boyunca bu yani o dönemin biyoprosesleri olarak adlandırdığımız bu yapılar Avrupa ülkelerine başta olmak üzere gönderilmiş. Ve çok daha ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bu ilk biyoprosesler Yeni Kapı'daki metro kazıları yapıldığı zaman bu kazıların altında batmış birçok gemi bulundu. Bu gemilerin içerisinde yine bu çömlekler bulundu ve içleri hepsi bomboş çıktı. Yani hepsinin içi boş çıktı. Sonrasında buradan alınan örneklerin biz DNA analizlerini yapmıştık. O DNA analizlerini yaptığımızda içerisinde çok fazla sayıda yoğurt mayası olarak bilinen canlının DNA'sı çıktı. Yani şu anlama geliyor, bu coğrafyada Afrika'nın kuzeyi, Mısır başta olmak üzere farklı coğrafyalara yoğurt ya da proses içerisinde belki de maya niyetine biyoteknolojik ürün ihracı gerçekleşiyormuş. Ve gerçekten sol tarafta arslan yoğurdu diye okunan teneke yer görürseniz çok iyi muhafaza edilmiş bir şey. Bu o dönemde bu bahsettiğimiz şu an bulduğumuz kap 1800'lü yıllara ait. O dönem İstanbul'un Silivri kentinde Fransa'ya, İtalya'ya özellikle Orta Avrupa ülkelerine yoğurt ihracı gerçekleşiyor. Yine sağ tarafta diğer ülkelere göre çok çok eski sayılabilecek, şu an biyoteknolojide çok daha iddialı ülkelere göre çok eski sayılabilecek sütçülük, tereyağcılık ve peynircilik konusunda gerçekten çok detaylı teknik bilgiler içeren bizim bastığımız kitaplar var. Bizim biyoteknolojik ürünler sadece bununla sınırlı değil arkadaşlar. İşte bugün şalgam yine gelenek itibariyle özellikle Türkiye'nin güney illerinde daha çok ortaya çıkmış olsa da bu coğrafyada yaklaşık 2200 ve 2700 yıl öncesinden kullanılan bir içecek. Yine gastrointestinal, yani bu bağırsak sistemini rahatlattırmak için üretilen bir sıvı. Kilikya bölgesi olarak geçen bir bölgede ortaya çıkıyor. Ve gerçekten içerisindeki çeşitlilik itibariyle kullanılan karbon kaynağı ve aynı zamanda ürünün uzun süre bozulmamasını sağlamak üzere antiseptik bitkilerle desteklenmiş olması o dönem için bu dönemin formülasyonlarıyla yine kesinlikle çok uyumlu bir ürün. Bir diğer bizim biyoteknolojik ürünümüz ise arkadaşlar sirke. Sirkeye de bakıldığı zaman yine bizim bu yaşadığımız topraklarda ortaya çıkan bir ürün. Ve sadece fermentasyonu hızlandırmak amacıyla değil, aynı zamanda antiseptik özelliği de çok önemli. Sirke bu coğrafyada çok yaygın olması nedeniyle
İspanya virüsü ortaya ilk çıktığı zaman insanların temizlenmek suretiyle o dönemki Osmanlı topraklarına alınma süreci yine Yenikapı'da ortaya çıkmış arkadaşlar. Gemide inen yolcular sirkeye batırılmış bezde vücutları silinirmiş, silindikten sonra girilirmiş. Bu karantinaya alma mantığına baktığınız zaman yine biyoteknolojik bir ürünle desteklenmesi ilk kez bizim bu coğrafyada ortaya çıkıyor. Bakın bir diğer gurur kaynağımız daha var. Sol taraftaki çömlek içerisinde az önce bahsetmiştim. Bu Mısır'a gönderilmek üzere hazırlanan bir çömlek. İçerisinde çok fazla miktarda yoğurt mayası var. Ve oradan gelen gelenekle beslenen şu an ortaya çıkan ve sanırım şu an dünyanın en büyük 5. biyoteknolojik maya üretim fabrikası olan Pakmaya'nın ambalajlarını görüyorsunuz. Bu da gerçekten ciddi anlamda bizim coğrafyanın maya işte ya da benzeri ilk biyoteknolojik ürünleri üretme kabiliyeti ve potansiyeli gerçekten çok yüksek. Şimdi tüm bunlar bu güzel şeyler olduktan sonra işte biyoteknolojik konularda yani bilimsel anlamda gerçekten çok iyi bir yani tarihsel olarak da bilim tarihi açısından, bilim geleneği açısından gerçekten gurur duyabileceğimiz çok iyi örneklerimiz var arkadaşlar. İşte Behçet hastalığını bulan Hulusi Behçet, yine aynı şekilde inşaatta birçok mühendislik uygulamasının formülasyonu halen çok yaygın olan Mustafa İnan, Lütfen Kocaeli'den işte iki tane tünelin altına girerken, tünellerden bir tanesinin ismini Mustafa İnan, Profesör Mustafa İnan Viyadüğü olduğunu unutmayın. Büyük bir gururla takip ediyoruz kendisini, burada isminin olmasını. Ve Jare İnan, yani arkeoloji alanında toprak altındaki değerli saklanmış tarih eserlere geliştirdiği yaklaşımlar halen birçok dünyada, birçok yerde kullanılıyor. Bunlar gurur kaynaklarımız. Bir diğer nokta da İşte tüm bu olaylar içerisinde bir de fantastik bir durumumuz söz konusu. O da dünyayı kurtaran adam filmi. Bilmiyorum kaç kişi izledi. Eğer izleyen varsa elini kaldırabilir. Belki oradan takip edebiliriz. Yani sizin kuşaktan bu filmi izleyen kaç kişi var bilmiyorum ama 2011 yılında İngiltere'de Guardian gazetesine bu film manşet olmuştu. Neden? Çünkü 2011 yılında Amerika'da dünyanın en saçma filmi seçilmişti. En saçma filmi seçilince de insanlar çok merak etmişti. Hani bu kadar saçma bir filmde ne oluyor diye söylenince yaklaşık bir 5-6 boyunca en çok izlenen film ödülünü almıştı. Şimdi bu film de temel olarak şöyle, işte uzaylılar dünyayı işgal ediyor. Cüneyt Arkın da dünyayı bu işgale karşı koruyor kendi imkanlarıyla. Ama bol bir şekilde bu filmde biyomedikal, biyoteknoloji, işte ondan sonra nano malzeme uygulamaları var. Örneğin diyelim ki uzaylılardan kopardığı kolu Cüneyt Arkın hiçbir doku uyumu düşünmeden insanlara takıyor. Ama takmak için de altın suyuna batırıp takıyor. Yani bol sayıda biyomedikal ve biyo malzeme sahneleri var. Ve buradan hareket ettiğimiz zaman işte biyoteknolojinin bu 1800-1900'lü yılların başına kadar bizim coğrafyada bu kadar yaygınlaşmışken sonrasında 1900'lü yılların başında dünyada biyoteknolojiyle ilgili çok ciddi anlamda bir trend ortaya çıkıyor arkadaşlar. O trendi tetikleyen de şu, 1950'li yılların ortası yani 20. yüzyılın ortasında rekombinant DNA teknolojisi diye bir teknoloji ortaya çıkıyor. Basitçe rekombinant DNA teknolojisini şöyle tanımlamak mümkün. Siz artık elinizde bir proteini kodlayan bir geni istediğiniz gibi laboratuvar tezgahında kesebilir, değiştirebilirsiniz. Hatta onu sonra bazı taşıyıcılara eklemlenmek suretiyle proteine dönüştürebilirsiniz. Ve bu proteini laboratuvarda istediğiniz kadar istediğiniz miktarlarda üretebiliyorsunuz. Bu başta en son farmasötik teknolojisi olmak üzere tarımsal teknolojiler, beslenme biyoteknolojisi ya da gıda biyoteknolojisi konusunda gerçekten çok büyük bir ivme yakalattırıyor. Dünyanın özellikle
teknolojik gelişimi konusunda. Şu andaki ekranda da işte bu sürecin temel oyuncularını görüyorsunuz. Yani bu biyoteknolojik rekombinat DNA teknolojisinin ortaya çıkışında ana oyuncuları görüyorsunuz. Burada çok kısa dikkatinizi şeyle çekmek istiyorum. Biz çok uzun süre boyunca ne öğrenmiştik? Dedik ki DNA işte yapısının keşfedilmesi, DNA'nın zincir yapısının aydınlatılmış olması gerçekten rekombinat DNA teknolojinin motoru. Ve bu motorda biz genellikle Watson ve Crick isminde iki tane bilim insanından hep bahsederiz. Onların bulduğunu söyleriz. Oysa katılımcılar arasındaki kadın öğrencilerimiz de bilimsel anlamda teşvik etmek için söylüyorum. Kesinlikle DNA double helix'in keşfeden kişiler Crick ve Watson değil. Bu kişi Rosalind Franklin. Bu yönde bir çalışma da var. Bu yanlışın düzeltilmesine dönük özellikle sosyal medya ortamlarında şu an çok büyük bir girişim var. Bu girişimin umarım sonuç almasıyla beraber kitaplarda Crick ve Watson ismini çıkarılarak Rosalind Franklin'in girmesi çok olası. Eğer çok merak ederseniz Rosalind Franklin'in hayatını okuduğunuz zaman bugün DNA'nın double helix yapısını Crick ve Watson'ın değil Rosalind Franklin'in keşfettiğini bulursunuz. Bu biyoteknoloji alanında sadece arkadaşlar nedir onun ismi? Rosalind Franklin sadece öncülük değil. Yani biyoteknolojiye baktığımız zaman çok sayıda değerli çalışmalarıyla katkı sunan kişileri görüyoruz. Burada bu sayfada bazı kişileri görüyorsunuz. Belki buraya son şeyde BioNTech aşısının uygulayıcısı aslında baktığımız zaman karı koca olarak tabir ettiğimiz Uğur ve Özlem Hoca çiftinden bahsediyoruz ama esas o mekanizmanın arkasında yine olan kişi Macar bir kadın araştırmacı. Rosalind Franklin'i özellikle Watson ve Crick tarafından böyle bir şekilde dolandırılması, göz ardına edilmesi ve DNA'nın double helix'ini bizler bulduk diye söylemi bir süre sonra Watson ve Crick'in hayatında sanki Rosalind Franklin'in lanetiymiş gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu kişilerden birisi çok erken ölüyor. Diğer bir kişi de 10 yıl önce çok talihsiz bir ırkçı açıklama yaptığı için artık bütün fonları kesildi. Bu fonları kesildiği için de aldığı Nobel ödülünü satmak zorunda kaldı. Şu anda yaşayan kişi James Watson. Crick erken öldü. James Watson en sonunda 1990'lı yılların sonu yani 1900'lü yılların sonunda Amerikan başkanlığı eğer dünya insanların genom haritasını çıkarırsak çok daha fazla ilaç üretebiliriz. Çok daha fazla biyoteknolojik kazanımlar ortaya çıkarabiliriz diye ikna ediyor. Ve o dönemin başkanı Clinton Nobel ödülü James Watson'a çok büyük bir ödenek veriyor. 3 haneli milyon dolar bir ödenek ayırıyorlar. Bu kişi ne yapıyor? İşte başlıyorlar insan genomunu haritalamaya bu şekilde. Tam bu sırada birisi daha çıkıyor arkadaşlar. O da John Craig Venter. John Craig Venter diyor ki bu bilmem 600 milyon doları bulan ödeneğe hiç gerek yok. Bunu birkaç milyon dolara ben de halledebilirim diyor. Ve nihayetinde ne oluyor? 3 sene içerisinde ikisi de hem John Craig Venter hem James Watson aynı sonuçları elde ediyorlar. Ve aynı sonuçlar farklı iki tane dergide. Aynı ayın iki farklı dergisinde Science ve Nature'da basılıyor. John Craig Venter buradan aldığı tecrübe ve kazanımlarla John Craig Venter diye bir tane foundation kuruyor, enstitü kuruyor. Bakın bir otobüs görüyorsunuz. Otobüsün içerisi aslında bir laboratuvar. Her sene bunun gibi 4 tane otobüs dünyada farklı yerlere gidiyor. Laboratuvar yapma imkanı olmayan ülkelerin çocuklarına deney yaptırmak üzere bu araçlar bu ülkelere gönderiliyor. John Craig Venter'ın hayatını anlatan çok güzel kitaplar da var arkadaşlar. Bilim motivasyonunuzu arttırmak için onu da tavsiye ediyorum. Biz burada şeyden bahsettik. Dedik ki motor güç rekombinat DNA teknolojisi. Yani nedir bu rekombinat DNA teknolojisi? İşte bahsettiğimiz gibi aslında burada özellikle DNA'yı kesecek enzimleri bulmamız,
DNA'yı görünür hale getirmemiz jel elektroforezle, bir de bir terzi gibi onu rahatlıkla işleyebilir hale getirmemiz, bunu da işte PCR aleti sayesinde yapıyoruz. Ha bir de bu geni proteine çevirmek istersek plazmitler var artık, taşıyıcılar. O taşıyıcıların üzerine koyuyoruz genimizi, bir hücreye gönderiyoruz ve orada rahatlıkla proteine dönüşüyor. Bu çok büyük bir kazanım ortaya çıkardı. Neden? Çünkü o zaman 1 mililitresi diyelim ki çok çok aşırı pahalı olan insülin, dünyada işte bu diyabet hastaları için kullanılan insülinin çok daha ucuza üretilmesini sağlıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık bizim parmak izimizden biyoreaktörü, biyoreaktörden aklınıza ne gelirse birçok noktada rekombinant DNA teknolojisi gelişiyor, ortaya çıkıyor. Bu rekombinant DNA teknolojisinin biyoteknolojideki uygulamaları ne oldu peki? Mesela artık genetik mühendisliği kullanarak gen ürünleri yapabiliyoruz. Temel araştırmalarda kullanabiliyoruz bu sayede biyoteknolojiyi. Ve aynı zamanda biyoteknolojiyle tıbbi hastalık teşhislerini yapabiliyoruz. Birçok aşıyı ve antibiyotiği üretebiliyoruz. Transgenik bitkiler, hocam benden önceki hocamız anlattı bunun detaylarını. Gıdalar, vitaminler, biyolojik bozulmalar ve daha birçok ürünü üretebiliyoruz. Biyoteknoloji artık öyle bir geniş bir noktaya geldi ki biyoteknolojinin artık bizde harita şeyleri var, renklendirmeleri var. İşte maviyle ya da kırmızıyla ya da yeşille ya da beyazla şey yapılan artık ayrışmalara gitti. Artık bizim green biyoteknoloji diye bir biyoteknolojimiz var. Sizin bugün ait olduğunuz bölümün biyoteknolojik uygulamalarına green biyoteknoloji diyoruz. Yani biyoteknolojinin tarımsal uygulamaları ya da doğayla ilgili uygulamalarına biz green biyoteknoloji diyoruz. Şimdi Türkiye'nin baktığımız zaman işte hani Türkiye'nin yani bu da coğrafyamızın bu biyoteknoloji konusunda böyle çok fazla iyi bir gelişim ivme yakalamışken bu ivmenin bir süre sonra kaybedilmiş olması ile ilgili çok yani neden bu ivme ne oldu da kaybedildi diye düşünebilirsiniz yani. Hani bununla ilgili de birçok teori üretilebilir. Bunun nedeni ne olabilir diye. Bu tamamıyla motivasyon ve araştırma iklimiyle önemli. Şeyi çok önemsiyorum. Yani bir önceki hocaya da arkadaşların sorduğu sorular vardı. Aynı soru bana gelirse ben şimdiden cevaplamış olayım. Bize ne önerirsiniz diye sorarsanız. Ali Sancar'ın şey lafı çok güzel. Yani çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran en önemli nokta emek ve çok çalışmak. Bu kesinlikle çok değerli. Çok değerli. Eğer benden size bir tavsiye istiyorsanız kesinlikle çok fazla çalışmanız, çok fazla emek göstermeniz. Çünkü bakın bugün biyoteknolojik ürün üretmenin bizim bu yaşadığımız coğrafyada bize işte kader diye şu an önümüze sunulan birçok böyle toplumsal anlamda üzülmemize yol açan başta en sıcak olay işte deprem olayında olduğu gibi bu tarz olayların önüne geçmenin ya da bu tarz olayların acılarını, yıkımlarını azaltmanın en iyi yolu bizim kesinlikle para basmamız, kesinlikle yol, köprü yapmamız değil. Bu işin en önemli noktası şu, bizim kesinlikle katma değeri çok yüksek olan ürünler üretmemiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın Koç grubu dünyada sadece Türkiye'de değil, dünyada yayılmış bir organizasyon. İşte sol tarafında siz onun borsa hisse değerlerini görüyorsunuz. 22.40 o dönemde. Bu şu anda değişmiş olabilir. Bu 22.40 olan borsa değeri Koç'un yaklaşık 100 yıllık 96 bin, yani şu an 100 bini geçti, 100 bin çalışanıyla ortaya çıkardığı bir katma değer. Sol tarafta ise arkadaşlar baktığınız zaman yaklaşık işte 2008-2010 olsa 13-15 yıllık bir şirketin borsa değerlerini görüyorsunuz. 15 yıllık bir şirket şu an 60 tane çalışanı var. 60 çalışanı var ve bu 60 çalışanıyla şu anda Koç grubunu neredeyse 5'e katlayacak değerde bir şirket. O yüzden biyoteknoloji kitaplarında biz çok sık okuruz. Yani dünyanın geleceği ne sarı yani altında ne siyah yani yerin altındaki madenler, dünyanın geleceği kesinlikle biyoteknolojik ürünlerde saklı. Buradan hareketle işte biyoteknolojide
Bizim işte en çok şu an ülke olarak özellikle ihraç ettiğimiz ürünlerin başında da işte enzimler geliyor. Ve 2018 Nobel ödülünü alan kişiler enzim konusunda yaptıkları çalışmalarla aldılar. Bizim özellikle enzim tarzı yani biyoteknolojinin ürünlerinden birisi, en çok bilinen ürünlerinden birisi enzimler. Neden bizim çok fazla enzim ya da biyoteknolojik ürün üretimine ihtiyacımız var? Ülkemizin özellikle kalkınmada işte başta ortaya çıkan felaketlerin önüne geçilmesi, azaltılması, başta ülkemizde işte kadınların, çocukların çok daha mutlu olabilmesi için yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulan konu ortaya çıkarılmasında biyoteknolojik ürün üretimi çok önemli hale geliyor. Neden çok önemli hale geliyor? Şunun için bakın bizim yaşadığımız ilde bizim yurt dışına gönderdiğimiz ürünü kilogram fiyatına baktığınız zaman 2020 yılında 1.27 dolara denk geliyor. 1.27. Bugün dünyada en ucuz olan enzimin arkadaşlar kilogram fiyatı ise 60 dolara denk geliyor. Yani bunu 1 diye kabul ederseniz, öbürü 60 diye kabul ederseniz 60 dolar daha fazla. Kocaeli'de ihraç edilen ürünün kilogram fiyatının 60 dolar olması ne demek? O zaman bizim ülkemizin işte Amerika, İngiltere, Kore, Japonya, Singapur gibi ülkelerle aynı kümede olması anlamına geliyor. Onlarla aynı kümede olmamız ne anlama geliyor? Bizim çok daha zengin, çok daha refah seviyemizin yüksek olması anlamına geliyor. Daha fazla park ve bahçelerimizin, daha fazla daha mutlu kadınlar, daha fazla mutlu çocuklar, eğitim öğretimde çok daha güçlü laboratuvar destekleriyle ders yapmamız anlamına geliyor. Ve daha birçok bizi mutlu eden faktörün güçlenmesi anlamına geliyor. Aksi takdirde ne oluyor? İşte bunlar yine Kocaeli bölgesinin arkadaşlar. Biz katma değeri çok düşük olan ürünleri ihraç ediyoruz. Katma değeri çok daha yüksek olan yani kilogram başına fiyatı yüksek olan ürünleri ise ithal ediyoruz. Bu nedenle ne oluyor? Dış ticaret açığımız büyüyor. Buralarda Kocaeli'de son dönemde çok güzel bir olay oldu arkadaşlar. İşte burada iki tane biyoteknoloji fabrikası açıldı. Bu biyoteknoloji fabrikalarından bir tanesi enzim üretiyor. Enzim üretmesi sayesinde az önce gösterdiğim grafikteki 1.27'nin 3'lere, 5'lere, belki ileride 10 dolarlara çekilmesi mümkün hale gelecek. İşte bu fiyatlar yüksek olduğu takdirde o zaman bizim daha kaliteli bir eğitim, daha kaliteli bir sağlık hizmeti, çok daha mutlu, refah seviyesi yüksek vatandaşlarımızın olması mümkün. Tabii ki bütün bunlar ise neyle olacak arkadaşlar? Projeyle olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani neden önemli? Çünkü hadi kalkınalım deyince olmuyor, hadi biyoteknoloji ürünü üretelim deyince olmuyor. Kesinlikle bu işlerin en büyük kaynağı arkadaşlar proje. Sol tarafta arkadaşlar, çünkü biyoteknolojik bir ürün üretmek istediğiniz zaman bunu projelendirmeniz gerekiyor, detaylandırmanız gerekiyor. Sol tarafta işte üniversitelerin son yıllarda yaptığı projelerin sayısını görüyorsunuz. Üst tarafta yeşilin tonlarıyla gösterilen harita ülkemizde projelerin dağılımını gösteriyor. Yeşil rengin koyuluğu arttıkça proje sayısı artıyor. Altta ise mavi tonlarla gösterdiğimiz harita ülkemizin gelişmişliğini gösteriyor. Mavilik arttıkça gelişmişlik artıyor. Şimdi siz alttaki haritayı üstteki haritanın üstüne koyarsanız proje sayısı arttıkça ortalama gelirin de arttığını görürsünüz. Bakın Ankara işte rengin en koyu olduğu yer, altta da yine rengin en koyu olduğu yer neresi? Ankara ya da işte Kocaeli, İzmir, Anakale ya da işte Erzurum ya da baktığınız zaman Van. Buralarda ortalama gelir daha fazla ama aynı zamanda projelerin de en fazla olduğu yer bu şehirler. Yani proje olursa, kalkınma proje olursa bir çıktı olabilir. O çıktının ticarileşmesiyle bir kentin, bir bölgenin hatta bir ülkenin hayatı değişebilir. Nereden biliyoruz? BioNTech'in geçen sene arkadaşlar sadece aşıdan kazandığı para ülkemizin milli gelirinin 1/8'ine denk. Peki bizim ülkemizin milli gelirinin 1/8'i
promosyon olarak ya da hediye olarak bize verilirse ne olur? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. 20 yıl boyunca hiçbir sağlık eğitim yatırımı yapmadan ülkemizin rahatlıkla Avrupa, özellikle Batı Avrupa Birliği ülkeleri kalitesinde eğitim ve sağlık hizmeti yapabileceği anlamına geliyor. İşte burada işte tabii ki algılar çarpıyor. İşte sol tarafta yine bir kişiye sormuşlar, demişler ki işte Mars'a yolculuk olduğu zaman ne yapmayı düşünüyorsunuz? O kişinin sözü orada gıda ve ilaç üretecek biyoreaktörlerin kurulması gerektiğinden bahsediliyor. İşte sağ tarafta işte Mars'a yolculuk olması durumunda bu yolculuktan beklentisini açıklayan işte Türk Diyanet Vakıfı'nın başkanının açıklaması var. İşte bu iki algıdan doğru olanıyla hareket edip Mars'a ya da biyoteknolojiye ya da geleceğe biz neyi taşıyacağız konusunda neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde biz burada işte Gebze Enzim Tanıma Merkezi diye bir merkez kurduk arkadaşlar. Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle. Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurduğumuz bu merkezde rekombinant DNA teknolojisiyle proteinin üretilmesi ve aynı zamanda in silico ortamında, yani bilgisayar ortamında rahatlıkla ürettiğimiz proteinlerin yapılarının aydınlatılması beraberinde onu çok daha böyle fabrika ölçeğinde ya da işte büyük hacimde, İngilizce scale up diyoruz. Scale up'ının da gerçekleştirilmesi için gerekli olan fermentörlere biz arkadaşlar burada sahibiz. Peki biz burada gerçi olarak bilimsel kısımda neler yapıyoruz diye baktığımız zaman arkadaşlar orayla ilgili biraz daha bilimsel bilgiler vermek istiyorum. Gerçin sayfasına gir. Şurası bizim kurduğumuz laboratuvarı. Kurduğumuz laboratuvarın arkadaşlar, bu bizim kurduğumuz laboratuvarın altyapısı, web sayfası. Bu web sayfasına girdiğiniz takdirde buradan bir dipnotla düşmek mümkün. Laboratuvarımıza stajyer öğrenci kabulü de yapıyoruz. Ama bunlar kesinlikle sayfadan takip etmeniz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde çünkü stajyer başvurularımız doluyor. Sadece yurt içi değil, yurt dışına da çünkü sayfamız açık. Buradan bizim laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri ve ortaya çıkan yayınları arkadaşlar rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ben bizim laboratuvarda bilimsel olarak, bilimsel anlamda hangi çalışmaları yapıyoruz konusunda da sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Şayet eğer buradan yayınları tıklarsanız arkadaşlar, yayınları tıklamanız durumunda bizim işte yaptığımız bilimsel çalışmalarla ilgili yayınları görebilirsiniz. Üstünü tıklamanız durumunda eğer o yayına aboneliğiniz varsa o yayınla ilgili detayı bulabilirsiniz. Buradan küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Buradaki arkadaşların tümüyle lisans öğrencisi olduğunu kabul edersek biz bu sene içerisinde öğrencilerimize bilimsel okuryazarlık diye bir ders açtık. Bu derslerde makaleleri, yani bilgi kaynağına giderken bilginin kaynağının kalitesini nasıl ölçebiliyoruz? SCI ne demek? H index ne demek? Kaliteli bir yayın nasıl bulunur? Yayın nasıl okunur? Yayın 3-4 cümleyle bir özete dönüştürülmek istenilirse nasıl dönüştürülür? Ve performans ödevi olarak da buldukları bir yayını slayta çevirip 5 dakikalık 5 artı 5, 5 dakika sunum, 5 dakika soru cevap şeklinde bir performans ödeviyle geçti kaldı şeklinde bir notlandırma yapıyoruz. O yüzden tavsiye de ediyorum. Burada herhangi bir yayınımızı da bu şekilde tıkladığınız zaman işte bizlerin neler yaptığını görebilirsiniz. Biz az önce söylediğim gibi temel olarak enzimlerle ilgili hemen hemen her şeyi yapıyoruz. Yani doğadan bir canlının genomunun tümünüyle izole edilmesi, izole edilen genomun dizilettirilmesi, dizilettirildikten sonra ilgilendiğimiz enzimi bulmak için bioinformatik analiz yapıyoruz. O gen parçasını kesiyoruz. Kestikten sonra da plazmitleri taşıyoruz. Plazmitleri taşıdıktan sonra da rekombinant olarak üretmiş oluyoruz. Enzimler arkadaşlar, bilmiyorum ne kadar duydunuz. Muhtemelen bölümümüzdeki bilim dallarında tarımsal biyoteknolojiden muhtemelen görüyorsunuz diye tahmin ediyorum.
Enzimler proteinlerden oluşan, amino asitlerden oluşan yapılar ve çok değişik uygulamaları var. Yani çok değerli kimyasal ürünleri sentezinde kullanabilirsiniz. Tekstilde kullanmanız mümkün. Yine aynı şekilde çevre uygulamalarında kullanmanız mümkün. Şu an size gösterdiğim makalemizde arkadaşlar, bizim izole ettiğimiz bir enzimle özellikle kozmetik sanayinde çok önemli olan alfa hidroksi asitlerin sentezini gerçekleştirdik. Biz bu çalışmada doğada izole ettiğimiz laktat hidrogenaz enzimi arkadaşlar, normalde bu substratları tanımıyor. Substrat olarak bunları tanımıyor. Ama biz bu seçtiğimiz substratı üretebilmesi için ne yaptık? Öncelikle wild type olan enzimi modelliyorsunuz bilgisayar ortamında. Modellediğiniz zaman da ortaya çıkıyor ki 101 ve 102 nolu amino asitler gerçekten substrat tanıma konusunda çok gerekli olan amino asit pozisyonları. Bunları başka amino asitlerle değiştiriyorsunuz. Değiştirince isimleri mutant oluyor bunların. Bu mutantlara karşı bu sefer seçtiğiniz, üretmek istediğiniz substratları denediğiniz zaman wild type'a göre çok daha yüksek, yani doğal olan enzime göre aktivitesinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve biz bu sayede ne yapıyoruz? Hedeflediğimiz, istediğimiz enzimi, istediğimiz kimyasalı bu sayede ne yapmış oluyoruz? Üretebilmiş oluyoruz. Enzimlerin sadece bu uygulaması yok. Enzimlerin diğer bir uygulaması da arkadaşlar, örneğin siz doğada çok fazla salınımı gerçekleşen karbondioksitten yenilenebilir bir enerji üretmek isterseniz bunu da yine enzimlerle yapabiliyorsunuz. Biz önceki çalışmalarımızda ne yaptık? Önceki çalışmalarımızda doğadan karbondioksiti solumak suretiyle, yani karbondioksiti çekmek suretiyle büyüyen bir tane canlı keşfetmiştik. O canlının acaba hangi enzime bu işlem metabolizmadan sorumlu diye baktığımızda formatte hidrogenaz olduğunu bulduk. Formatte hidrogenazı kodlayan geni genomundan kesip alıp bunun laboratuvar ortamında o enzimi ürettik. Ürettikten sonra da yapısını bu şekilde aydınlatınca karbondioksitte tanıyan o proteinik yapının içerisinde birkaç amino asit var. O amino asitleri bazen değiştirmek suretiyle karbondioksitte olan aktiviteyi arttırdık. Bazen de o enzimi çok daha güçlü malzemelerin üstüne yapıştırarak, yani biz buna immobilizasyon diyoruz. Enzimlerin çok daha güçlü malzemelerin üzerinde yapıştırmak suretiyle immobilize ettik ve immobilize ettiğimiz zaman enzimin bu karbondioksite karşı aktivitesinin çok daha fazla olduğunu, çok daha fazla olduğunu gördük ve bu sayede ne oldu? Enzim çok daha fazla karbondioksiti formik asite çevirmesi söz konusu oldu. Bu da şu an patentlenmiş bir ürün ve bir işletmenin şu anda daha büyük hacimli farklı yerlerde, arabaların egzoz bacalarında ya da fabrikaların bacalarında kullanılması için şu anda tasarım aşamasında. Enzimlerin bahsettiğim gibi çok fazla uygulamaları var. Diğer bir uygulaması da gıda. Mesela içtiğimiz meyve suların böyle parlak, bulanık olmayan görüntülerini yakalamak için de yine enzim kullanıyoruz. Ve çok özür, bu enzimler de yine yurt dışından geliyor. Konya Karaman'da bir fabrikayla yaptığımız çalışmada bizim ürettiğimiz enzimleri mevcut yurt dışından gelen enzimlerle karşılaştırmak için yaptığımız bir çalışma var. Ve o çalışmada yine aynı şekilde bir, enzimler ne yapıyor? Meyve suları içerisindeki pektinleri parçalıyor, pektinaz enzimi. Ona bir daha böyle açık, daha böyle berrak bir görünüm veriyor. Ve bu sayede enzimlerin meyve suyu kullanımında kullanımı tercih ediliyor. Bizim bir de böyle yaptığımız bir çalışma var. Ve son olarak dediğim gibi enzimlerin çok geniş kullanım alanı var. Diğer bir kullanım alanları da tekstil teknolojisi. Bu teknolojinin içerisinde arkadaşlar biz şöyle bir çalışma yaptık. Lakkaz diye bir enzim ürettik. Bizim üzerimizdeki bakın bütün özellikle pamuklu kumaşların hepsi bir süre sonra tüyleniyor. Tüylendiği zaman yakından baktığımız zaman o tüyleri görmek mümkün. Eğer enzimi deterjanın içerisine eklerseniz, yıkamada kullanılırsa kullandığınız enzim o tüylenmeleri kesebilir. Kestiği zaman da elbiseniz çıktığı zaman daha yeniymiş gibi bir görünüme kavuşabilir.
Bizim bu yönde yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışmada da yine bizim şu anda kullandığımız o foton malzemelerinin böyle SEM mikroskobuyla çok daha böyle küçük seviyelerden, nanometre seviyelerindeki görünümünü şu an görüyorsunuz. Bizim bu şekilde yaptığımız bir çalışmada da yine çıkan ürün patentlendi ve şu anda bir tane firma bunu tekstil uygulamalarında kullanılması için optimizasyon çalışmaları yapıyor. Tüm buradan hareketle söyleyebileceğim sizlere kesinlikle biyoteknolojik ürün üretimine gerektiğine inanıyoruz. Ama bunun için bu işin sadece işte işi ya da bu işin noktası sadece şey değil arkadaşlar. Kesinlikle. Üniversite değil. Bu anlamda özellikle üniversiteden aldığınız bilgilerden hareketle sizin aynı zamanda girişimci olmanız çok daha önemli. Ben burada işte üniversite kimliğimin yanında aynı zamanda yaklaşık 1,5-2 senedir kurduğumuz Bauzain isminde bir şirket var. Bu şirket aracılığıyla da geliştirdiğimiz ürünlerin özellikle ticarileşmesi konusunda ya da projeleri yürütürken ihtiyaç duyduğumuz işletme partnerini rahatlıkla bulma konusunda öğrencilerimizle beraber ortak girişimde bulunarak COSGAP desteğiyle kurduğumuz Bauzain şirketi var. Şu anda özellikle lisans öğrencilerine destek amaçlı TÜBİTAK BİK 450 bin lira COSGAP yine bir o kadar miktarda şirket kurulmasına ya da COSGAP'te şirket kurulduktan sonra desteğine dönük girişimci desteği var. Bunu tavsiye ediyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle biyoteknolojik ürün üretme konusunda bizim biyoteknolojik ürün üretme, onun yaygınlaşması ve beraberinde ciddi bir pazara ulaşması sadece bizlere, şirkete, üniversiteye mutlu etmeyecek. Bu coğrafyada, topraklarda yaşayan herkesin mutluluğuna çok büyük katkı sunacağımızdan şüphemiz yok. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorular varsa Ali. Aleyna Hanım, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Merhaba Barış Hocam, nasılsınız? Merhaba Nesrin Hocam. Ben Atatürk Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji'de çalışıyorum. Barış Hocam'la beraber çeşitli çalışmalarımız var ve ben enzimlerin biyokontrolde kullanımlarıyla ilgili bazı çalışmalar belki takip ediyorsunuzdur, o konuyla ilgileniyorum. Son zamanlarda bir patentleme çalışmalarımız var biliyorsunuz Barış Hocam. Burada sizin bu firmanız olan Bauzain'di, doğru hatırlıyorum galiba, evet. Hocam. Biz birkaç ürünümüzle patente başvurduk. Şimdi şu patentleme sonucu gelmeden bu ürünü üretmek için mesela sizinle bağlantıya girebilir miyiz, yoksa hem Türkiye hem yurt dışında bu konuyla ilgili üniversitemizin çok güzel bir çalışması var. Bizim bütün her şeyimizi karşılıyor patentleme açısından. Onunla ilgili bir şey yapmadan önce, patente henüz daha almadan önce sizinle bu ürünü çalışabilir miyiz bir biyoreaktörde ya da başka bir şekilde? Sizin bu şeye izniniz var mı ya da biz yapabiliyor muyuz? Tabii hocam, yani ürünün patentlenmesi demek yani ürünün ticari haklarının güven altına alınması. Tabii patentlenme öncesi ya da sonrası işte ticari üretim yapılır yapılmaz diye bir bağlayıcılığı yok. Kesinlikle yapılabiliyor. Tamam. Mesela size nasıl başvurabiliriz hocam bunun üretimi konusunda? Yaklaşık bir 6 tane patentimiz var bu enzim konusunda. Yani şöyle benim şuraya belki eklenebilir. Sayfada e-mail adresimiz var zaten hocam. Tamam. Oradan mı müracaat edeceğiz hocam? E-mail adresi üzerinden bağlantıya geçirebilir hocam. Peki, teşekkür ederim. Sizi takip ediyoruz Barış hocam. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Neslihan hocam, çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Sağ olun hocam. Sayın Barış hocama da çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Başka bir soru yoksa bir konuda açıklama yapmak istiyorum ben de.
Şu anda İbrahim hocamızın da bir yazısı var chatte. Bir anket formumuz var. Ve orada link de var. O linkte anket formunu doldurursanız çok memnun olacağız. Çok teşekkür ederiz katılımcılara da. Herhalde başka soru da yok zannedersem. Devrim hocam ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun. Devrim hocam bu konudaki çalışmalarınız, bu özellikle bugünkü çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Özellikle biyoteknolojiye verdiğiniz kıymeti görüyorum. Bu son zamanlarda bilimsel camiada da yeni yeni başladı tabii, biliyorsunuz biyoteknolojik olarak insanların neler çalıştığı ile ilgili merak konusu. Bu konuda bu çalışta ya da başka şekilde bir toplantıda hepimiz birbirimizi tanırsak ya da ne çalışıyoruz birbirimizden belki bir feyiz alırız ya da ortak çalışmalar yapabiliriz. Bu konuda devam edilmesini ya da böyle çalışmaların takipçisi olacağım. Bugünkü konu için de hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Namık Kemal Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de buradan hazır söz açılmışken rektörlüğümüzü, çünkü Zoom programımızı bize sağlayan rektörlüğümüz aynı zamanda, onlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bölümümüzün akademik kadrosu, hocalarımız, Sezen Hocam olsun, diğer çok değerli akademik personel, araştırma görevlilerimiz, öğrencilerimiz, hep birlikte çalışarak bu durum bugüne gelebildik. Çalışmalarımız da devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek çalışacağız ve sizlerle de her zaman, bütün Türkiye'deki, ülkemizdeki, yurt dışındaki üniversitelerde de her zaman ortak çalışmalar yapmak için açığız. Devrim Hocam, burada bir... konuşmak ister misiniz? Son kapanış konuşmasına. Devrim Hocam, evet ben sözü alayım. Burada bir soru var aslında, onu aktaralım. Dilay Şentürk'ün bir sorusu var. Görebiliyor musunuz? Ama bilimsel olmadığı için pek şey yapmak istemedik, ama isterseniz bahsedelim. Evet, yani öğrencilere ya da mezunlara her türlü faydası olması açısından iyi olur. Barış Hocam, size sorulmuş bir soru. Evet, soruyu gördüm. Yani dışarıdan hani bu ders alma şeyleri neyse, kriterleri, kuralları, ona uymak şartıyla tabii ki alabiliyorsunuz. Dersi ben veriyorum zaten. Gönüllü bir şekilde de gelip katılıp takip etmek isterseniz, çünkü biz dersi yüzle yapıyoruz, biraz atölye tarzı yapıyoruz açıkçası, çok daha yüzde olunca çok daha verimli oluyor, çünkü yani açıkçası makaleyi böyle çıktısını alıyoruz, masaya yansıtıyoruz, analiz ediyoruz, yazarı kalitesini, makalenin kalitesini, makaleyi basan derginin kalitesini nasıl ölçebiliriz şeklinde çalışıyoruz. Yani bahsettiğim gibi, yani lisans ders alma şeyi neyse, izni ya da o anlamda hani gönüllü olarak gelip katılmak istiyorum diyorsanız, bu da olabilir. Çünkü açıkçası biz aynı proje, aynı eğitimi çok daha böyle kısıtlı bir zaman, yani senede iki defa 4 saat boyunca da hocalarımıza da veriyoruz. Hem proje yazım eğitimi, hem işte makale okur yazarlığı şeklinde, makale yazma eğitimi şeklinde. Bir de hazır burada söz almışken şunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum böyle bir etkinlikte fırsat verdiğiniz için. Ama sonraki eğitimlerde umarım hem pandemi hem de depremin bu işte bir araya gelmemiz konusunda oluşturduğu engeller daha da zayıflar ve ortadan kalkarsa, biraz daha böyle tarım konusunda gelişmiş, biraz daha tarım konusunda iddiası olan illerde öğrencilerle pratik uygulamaları da içerecek şekilde bir araya gelmemiz çok daha belki verimli, çok daha işin cazibesini arttırabilir. Biz burada çünkü yakın zamanda İznik'te mesela tarımsal biyoteknoloji konusunda bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayda hem tarımsal biyoteknoloji konusunda çalışan hocaları, hem çiftçileri, hem ziraat odaları birliği kişileri çağıracağız. Devrim Hoca'yı da görmüşken, biz sadece
tarımsal alanla tabii sınırlı değil, toprağa değen her şeyi düşünerek. Mesela orada işte bal üreten üreticileri de çağıracağız. Hem onların yaptığı işin niteliğinin arttırılması konusunda şeyler yapacağız. Bu işte kick-off masalar oluşturacağız. Beraber neler yapılabilir şeklinde. Bir de işte mesela elma konusunda kendini ispatlamış, elmanın katma değerli biyoteknolojik ürünler üretimi konusunda kendini ispatlamış ülkelerde çiftçileri davet edeceğiz. Çiftçiler orada bizim çiftçilere tecrübelerini aktaracaklar. Böylelikle Amasya sadece elmayı ihraç eden bir ülke olmaktan çıkıp, ya şehir olmaktan çıkıp, aynı zamanda elma ile ilgili elma şekeri, elma posası, elma şekerlendiricisi şeklinde katma değeri daha yüksek ürünler üretme fırsatımız da olur. O noktada umarım sadece Atatürk belki değil, onlarla birebir iletişim halinde olduğumuz için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesini de işin içerisine koymak suretiyle umarım çok daha güzel bir arada iş çıkarma fırsatımız olur. Buraya katılacak öğrencilerin de birebir uygulama görmesi, özellikle pandemi zamanında uygulamadan uzaktan kalmayı telafi edici bir katkı sunacağını düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Barış çok Hocam. Sizinle de daha önceden bir tanışıklığımız var, evet, zaten buraya oldu. Gelmiştiniz. Aynen. Zannediyorum kaç yıl oldu? 5 sene 2000, olmuş mudur? 2015'te burada başladığıma göre 2013-2015 arası. Evet, o zamanlardı. Evet. Burada birlikte çalışma imkanı bulamadık ama siz oradayken yine ortak çalışma imkanı buluruz, evet, inşallah. Burada da biliyorsunuz enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji ana bilim dalımız var. Neslihan Hocam'ın da dediği gibi tarımsal biyoteknoloji ile ilgili aslında çok önceleri toplantılar yapmıştık. Bölüm başkanları toplantısında böyle tarımsal biyoteknoloji günleri veya kongresi işte her yıl düzenleyelim diye, ama onu bir türlü gerçekleştiremedik. Arada çok farklı sebeplerle kopukluklar oldu. Ülkemizde Hocam, şeyler oluyor. Araya girdim ama o geleneği kesilen ya da artık ara verilen neyse onu İznik şeklinde de evriltebiliriz, yani sıkıntı yok. Tabii olabilir. Siz tarımsal biyoteknoloji diye başlamışsınız. Olabilir. Aslında tarımsal biyoteknoloji bölümlerinin de çalışan hocalar oraya katkı sunabilir. Evet. Muhtemelen başlıkta zaten çok uygun. Ben hepinize katılımlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Hakan Hocam, sizi de görüyorum kameradan. Size de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir kongre oldu. Bunu sürdürmeye çalışıyoruz biz. Dediğimiz gibi 8.'si bu. Ve özellikle de böyle konusunda uzman kişileri çağırarak katılımcı profilimiz de çok çeşitli. Lise öğrencisinden profesörüne kadar kamu kurumları, özel sektör hepsi katılıyor bu çalıştaylara veya kongreye diyeyim. Faydalı olduğumuzu umuyoruz herkese. Kesinlikle. Ben hocalarıma gerçekten bize zaman ayırdıkları için, bütün günlerini ayırdılar sonuçta. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Zannediyorum soru mu var burada? Bir şey gördüm ama. Şey var yine bu anket formunu doldurabilirseniz çok memnun oluruz. Bize faydası olacaktır. Özellikle biz duyuruda ve duyuruların ulaşımı konusunda tereddütler yaşadık. Gerçi 466 kişi kayıt yaptırdı ama tabii onlar parça parça, parti parti katıldılar. Yani ilgi alanları dolayısıyla. O yüzden bir katılımda tüm gün boyunca bu kadar kişi toplamda belki olmuştur. Ama gerçekten yoğun bir katılım. Daha önce de buna benzer bir gene toplantımız olmuştu. O zaman da pandemiden dolayı özellikle de aşı üreten üniversiteleri ve hocaları davet etmiştik. O zaman da gerçekten çok fazla 600'ün üzerinde katılımcı olmuştu. Güzel oluyor bu toplantılar. Birbirimizi de görüyoruz bu sayede. Gerçekten bir de tarımsal biyoteknoloji bölümlerinin aslında gerçekten birbirlerini daha iyi tanımaları, ne yaptıklarını bilmeleri ve birbirlerinin eksiklerini tamamlama yönünde belki ekipler kurmaları için de toplantılar düzenlenebilir ayrıca.
Ama bunun yanında ismi tarımsal biyoteknoloji olmasa bile biyoteknoloji çalışan hocalarımız da tabii hep bir aileyiz aslında. Değişik alanlarda enzim olsun, hayvan olsun, bitkisel üretim olsun, biyoteknoloji her alanda şu anda biz tabii tarım yönünü özellikle bakıyoruz ama biyoteknoloji günlerinde biz bazı yıllar tıbbi biyoteknolojiyi de işledik, çevre biyoteknolojisini de işledik. Dolayısıyla böyle geniş bir perspektifte bu etkinlikleri sürdürmeye çalışıyoruz. Devrim Hocam uzun zamandır bu koordinasyonu yapıyor. Daha önce Sefer Hocam sanırım yapmıştı, Yusuf Hocam vardı. Tabii biz tarımsal biyoteknoloji bölümünde öğrencilerimiz aslında bunu götürüyor ama bir taraftan da hocalarımızın desteğini alarak götürüyorlar. Eyüp ben, Hoca da bu arada bu konuda Eyüp çok büyük. Eyüp Hoca'yı göremiyorum. Eyüp Hoca var, İbrahim Hoca var. Her zaman sağ olsun, o tabii var. Destek olmuştur çalışmalarımıza. Yani tarımsal biyoteknoloji bölümünün oldukça etkin bir, daha doğrusu faydalı bir etkinliği olarak görüyoruz bu etkinliğimizi. Ben hocalarıma son olarak söz almak istedim. Hakan Hocam, size sözü vereyim. Her şeyden önce gerçekten çok güzel bir organizasyon. Tekrar ediyorum, beni davet ettiğiniz için, böyle güzel bir platformda bulunduğum için çok mutlu oldum. Hem hocalarımıza hem öğrenci arkadaşları en azından bilgi alışverişinde bulundum. Umut ediyorum ki ilerleyen zamanlarda hem geneli hem de daha konsept birliktelikleri bu platformda, yani hem Zoom'da veya dijital ortamda veya yüz yüze gerçekleştirmesini biz de katılmaktan memnunluk duyarız. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Barış Hocam, var mı son bir söylemek istediğiniz bir şey? Hocam çok teşekkürler. Tekrar böyle bir etkinlikte özellikle hibrit eğitim sistemi, yani en iyi ihtimalle eğitim gören çocukların eğitimine bu tarz etkinliklerin katkısının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Belki de bir dönem boyunca duyabileceğiniz birçok kavramı, birçok konuyu böyle iki gün içerisinde yoğun bir şekilde bu işlerden fokuslanan hocalardan duymak çok daha büyük bir artı. Ama bir iki tane ufak tavsiyede bulunayım. Kesinlikle size seminer veren hocalarla iletişimi bırakmayın. En kötü ihtimal sadece stajyer ya da nitelikli bir yerde staj yapmak adına kesinlikle bu iletişimleri kullanın. Son olarak da bitirme projesi yaptığınız zaman kendi öğrencilerimize de söylüyorum. Yani ne kadar nitelikli bir eğitim alırsanız alın, ortalamanız ne kadar yüksek olursa olsun, çok daha değerli olan sizin ekip uyumunuz, çok daha değerli olan kaliteli bir bilginin peşinde koşabilme yeteneğini kazanmış olmanız, o bilgiyi kullanarak analitik yaklaşarak çok daha nitelikli bilgi üretme, o bilgiden bir akademik çıktı, tez, yayın, bir kongre bildirisi üretmek çok daha değerli. Bütün bunları da şu an 2209 TÜBİTAK, 2209 lisans öğrencilerinin projelerini destekleme ile yapabilirsiniz. Bu proje sayesinde hem bilimsel bir rapor yazma, hem ekiple beraber çalışma, hem size verilen bir bütçeyi kullanma yeteneğinizi de geliştirmiş olacaksınız. Bu yüzden sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir 2209'a mutlaka bulaşın. Kesinlikle. Çıkmamasına sakın üzülmeyin. Kazandırdığı tecrübe de çok daha gerçekten değerli. Evet. Teşekkür ederiz Barış Hocam. Biz de zaten yönetim olarak bunu teşvik etmeye çalışıyoruz. Hatta bununla ilgili bir bilgilendirme toplantısı da üniversite yaptı. Bu sayının arttırılması konusunda biraz başvuru konusunda da şeyimiz az, sayımız az üniversite olarak genelinde. Bunu arttırmaya çalışıyoruz. Dediğiniz program çok önemli. Gerçekten öğrencilerin de projeler içerisinde olması lazım. Bu arada Meslehan Hocam da içindedir, duyuyordur. Bir akreditasyon sürecine girdi Ziraat Fakülteleri. Evet. Ve biz de tarımsal biyoteknoloji olarak ilk Türkiye'de akredite olan bölüm olduk.
Ama 2 yıllık aldık. Ara değerlendirme olacak. O aslında bu tip etkinlikler ona da faydası olacak etkinlikler. Çünkü öğrenci odaklı olunması özellikle isteniyor. Öğrencilere uygulamalar yaptırılması. Kayıtlar tabii ki çok önemli. O yüzden kayıtları tutuyoruz. Katılımı özellikle öğrencilerin istiyoruz. Bu arada ölçme değerlendirme çok önemli. Yani biz dersi veriyoruz ama öğrenci aldı mı almadı mı onun çok farklı yöntemlerle anlaşılabilmesi için etkinlik türlerini değerlendirme için etkinlik türlerini ödevmiş, projeymiş, sunuymuş bunları çoğaltıyoruz. Dolayısıyla işte kongrelere katılım ya da bu tip şeylere katılım. Belki buralardan sorular gelebilir öğrencilere katılıp katılmadıklarını, ne anladıklarını öğrenebilmemiz için. Dolayısıyla süreci de sürekli iyileştirmemiz gerekiyor. Hakan Hocam da zannediyorum bölümleri bayağı bir bizden daha fazla mı acaba? Bizde 4 bölüm akredite oldu. Bizde hocam geçen sene 4 bölüm olmuştu. Bu yıl kalabiliğin oldu. Şu anda 5 bölümümüz. Beş ama bölüm, evet. Tarımsal biyoteknoloji yok. Evet yok sizde. Evet, 5 bölümümüz. Evet. Biz de diğer bölümleri de bu sürece dahil etmeye çalışıyoruz. 9 bölümümüz. Biz tabii bir bölümümüz MÜDE'ye başvurmak istiyor. Gıda biyoteknolojisi. Bu arada gıda bölümü pardon. Gıda mühendisliği diploması veriyoruz oradan mezun olan öğrencilerimize. Onlar da MÜDE'ye başvuracaklar. MÜDE biraz daha zor gibi gözüküyor. O yüzden onlar bizimle beraber süreci devam ettiriyorlar. Aynen başladık çalışmalara. Onlar biraz daha veri toplamaya çalışıyorlar. Geldiklerinde başvurduklarında daha hazırlıklı olabilmeleri açısından. İnşallah diğer tarla bölümü için sizinden görüşmüştük. Belki bir destek alabiliriz. Çünkü bir başvurduk müfredattan geri dönmüştü. Tarla bölümümüz de bizim oldukça güçlü. Çeşitleri çok fazla ama tabii ki biyoteknolojinin buna katılması lazım, ıslah çalışmalarına entegre edilmesi lazım ki dediğiniz gibi sürenin kısaltılması açısından çok önemli. Hani böyle eskiden diyordunuz çocuğu gibi oluyor tohumlar çünkü 15 sene çalışıyor. Doğru, bizde öyle 15 sene çalışılmış, tescillenmiş ve hocalarımızın çocukları gibi olan tohumlarımız var. İnşallah bundan sonra da biyoteknolojiyi katacağız. Bu arada YÖK de bir alan belirledi uzmanlık alanı üniversitemiz için. Türkiye çapında da 2 üniversite için belirlemiş bunu. Gıda biyoteknolojisi. Dolayısıyla onu da yeni öğrendik. 2 Mayıs'ta zannediyorum açıklandı. Bu da bizim için iyi oldu. Tebrikler hocam. Teşekkür ederiz. Gıda biyoteknolojisi alanında çalışan hocalarımızı tebrik ediyoruz bu arada. Ben tekrar katılımlarınız, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Devrim Hocama sözü tekrar devrediyorum. Teşekkür ederiz Sezen Hocam. Harikaydı. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun. Desteklerinizden dolayı. Ve 8. Biyoteknoloji gününü burada bitiriyoruz. Hepinize kalın sağlıcakla diliyoruz. Kolay gelsin. Devrim Hocam kaydı kaybetmiyoruz değil mi? Yani çıktığımızda kendiliğinden bir yere gidiyor herhalde. Çok kaydeden de var zaten hocam. Tamam. Yani peki. Yani. Tamam. Herkese teşekkür ederim. Emeği geçen